gün genç yaşına rağmen el lezzetine çok güvenen aslen Giresunlu yarışmacımız Aybüke ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Aybükeciğim kiminle geldin? Çocukluk arkadaşım Eda ile geldim. Çocukluk arkadaşı derken kaç yıl oldu? 15 yıllık arkadaşız, aynı mahallede büyüdük. Aybükeciğim nasılsın? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Bugün için iyi hazırlandın mı? Çok hazırım, çok hazırlanıp geldim. Aybükeciğim seni biraz yakından tanıyalım. Şimdi sen aşçılık bölümünü bitirdin mi yoksa hala öğrenci misin? Malum iki gündür bu mevzu konuşuluyor. Bitirdim, yeni mezun oldum ama devam edeceğim. Sınava hazırlanıyorum. 22 yaşındayım. Gaziosman Paşa'dan geliyorum. Rakiplerimi elemeye geldim. Aşçı olmaya nasıl karar verdin? Çocukluktan beri tek ailem çalıştığı için tek başıma yemek yapıyorum. Hobi olarak başladım. Meslek olarak dedim neden ilerlemesin? Çok severek yapıyorum, çok eğlenerek yapıyorum. Edacığım rakipleri neler söylediler bir bilsen. Vay efendim paralı okulda okumuş, yok efendim yemekten anlamazmış. Daha neler neler. Aa bak sen. Asla alakası bile yok. Sınavları biz parayla mı geçiyoruz? Bir de öyle bir şey var. Sen de mi öğrencisin? Tabii ki. Sen hangi bölümdesin? Ben makine mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda sanayide çalışıyorum. Vay! Vallahi tebrik ederim kızlar. Bravo size. Aybüke lezzetli yemek yapıyor mu? Yemekleri mükemmel. Hatta şöyle bir anımız var Aybüke ile. Küçükken ben Aybükelere gitmek için annem işte izin vermeyince ben et yemem, hala da et yemem. Aybüke bu konuda beni ete alıştırdı. Oradan zaten annem Aybüke'ye hayran. Ağlayarak et yediğimi biliyorum Aybükelerin evine gidebilmek için. Ve o şekilde kızı aynen. Et yedirdim ya, hala yiyor. Yani doğulu olmama rağmen yemiyordum. Aybüke sağ olsun yine marifetlerini konuşturdu. Demek yemeklerin o kadar lezzetli. Çocukluktan beri beraber olduğumuz için sürekli yemeğimi yiyor. Hala yemeye devam tatlılarını ediyor. Tatlılarını da özellikle. Tatlılarını çok sevdiğini söylüyor ama belki yalan söylüyordur, bilemiyorum. Asla alakası bile yok. Ben yapamam, o yapar ama. Sen yemek yapmaktan pek anlamıyorsun galiba. Elim demir tutuyor, metal tutuyor, bu kadar. Benim gibi evde kalacaksın vallahi. Allah korusun, annem duymaz. Aybükeciğim, senin böyle biraz farklı bir tarzın var. Bu arada gözlerinde ne var öyle? Simlerim var. Burnunda hızma, kaşında ve kulaklarında piercingler. Hele saçların. Oy 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 oy. Bence çok güzel. Benim saçımın tıpkısının aynı. Arkadaşlar Gürbüz'ün saçları burasına kadar. Bir de rasta falan var, örgüleri var. Yalnız sana çok yakışmış. Tarzın hep böyle farklı mıdır? Hep böyleydim, hala böyleyim. Zaten motosiklet kullanıyorum, onu biliyorsunuzdur. Evet evet, biliyoruz. Tarzından dolayı evet. Sen de hız tutkunu musun yoksa? Çok fazla hız yapmam, buradan aileme söylüyorum. Asla 180'i geçmiyorum. Pardon? Asla 180'i geçmiyorum, cici cici gidiyorum trafikte. Ya senin 70'te falan gidiyor olman lazım. Yok, o scooter kullananlar için geçerli. Edacığım arkadaşım biraz sıra dışı galiba. Biraz değil, çok fazla sıra dışı. Yani az çok tarzlarımızdan bile belli oluyordur. Çok çok farklı. O çok renkli, benim bunu böyle hani renkli olduğuma bakmayın. Arkadaşımı kıramadığımdan, yoksa full siyah, hep siyah. Yalnız masalarda çok sessiz diye eleştiriyorlar. Üstelik yemekten de anlamadığını iddia ediyorlar. Yani bence yanlış düşünüyorlar. Bugün zaten yeterince marifetlerini gösterebileceğini düşünüyorum. Gayet arkadaşım adına da çok iddialı konuşuyorum. Göreceğiz. Bu arada iki gündür yemekler nasıldı sence? Ya iki gündür tatlı yiyemedik. Çok kötüydü, patlıyorlar. Bir tanesi künefeyi yakıyor, bir tanesi brownie pişiremiyor. Çok kötüydü yani. Bugün 22 yaşında bir genç kız, onların hepsini bitirmeye geldi. Size şimdiden birincilik için güle güle, birinciliği ben kaptım. Teşekkürler. O kadar iddialısın yani. Ama bugün çok güzel lezzetler yapacağım. Efsane lezzetler yapacağım. Şampiyon belli, 75 bin lirayı ben alacağım. 75 binin sahibi belli. Size güle güle. Vallahi menünü çok merak ettim. Hadi bana menünü say lütfen. Başlangıçta Anadolu lezzetleri yapmıyorum, çorba yapmıyorum. Hindi fümeli avokadolu bruschetta yapacağım. Ara yemek olarak İtalyan salatalı volovan yapacağım. Ana yemek olarak Meksikan chicken yanında garnitürlü basmati pilav yapacağım. Tatlı olarak da mevsiminden dolayı bal kabaklı cheesecake tercih ettim. Peki ya salata? Salata da yayla soslu tulum peynirli nova salata. Bravo! Vallahi kulağa hoş geliyor. Yapabilecek misin? Tabii ki de yapabileceğim. Hatta ben yemeklerimi yaptıktan sonra bir demlik çay demlerim. Hep birlikte burada çay içeriz. Bu arada nereliydin? Giresun. O zaman artık markete gidelim mi? Gidelim. Edacığım arkadaşına şans dile, biz markete gidiyoruz. Canım arkadaşım, iyi şanslar.
Ben şimdi buradan gidiyorum. Hadi gidelim. Koş Aybüke koş. Kesinlikle bir aşçı olarak daha iyi bir menü oluşturmalıydı. Daha zor, daha el oyalayan bir şeyler yapmalıydı. Ama baştan aşağı çok kolay bir menü olarak görüyorum. Çok basite kaçmış. Bu menüyle birinci değil, en sonuncu olur diye düşünüyorum. Çünkü şey yok, menüde önümüze sunacak bir ürün yok. Her şeyi hazır getiriyor. Bir de yani başlangıç, kafam başlangıca çok takıldı. Yani sandviçle yemeğe başlamak ne demek? Şu an gördüğüm kadarıyla menü yok. İftarda yenmez bunlar. İftar sofrada acından ölse yenmez. Ben sana söyleyeyim. Çünkü masamızda bir adet hamur ablamız ve bir adet kebapçı abimiz var. Ben bunların Aybüke Hanım'a puan vereceğini çok fazla sanmıyorum. Dolayısıyla 75 bine bay bay Aybüke diyebilirim. Ama belki Şahin Bey'le iyi anlaşabilirler. Menüleri uyumlu gibi sanki. Ve marketteyiz. Neyle başlıyoruz? Sebzelerimizi alıyoruz. Hangi sebzeleri alıyorsun? Domates, salatalık, roka, çeri domates. Dün Şahin'in yemekleri nasıldı sence? Dünkü yemekler aç kaldık. Aç mı kaldın? Evet, iki gündür aç kalıyorum. Biraz abartıyor musun acaba? Abartmıyorum, aç kalıyorum çünkü hiçbir şey yapamamışlardı. Şu an çalıştığın restoranda neler yapıyorsun? Şu an bir restoranda tatlı yapıyorum. Bazı ana yemeklerini de yapıyorum. Sadece bir tane mi tatlı yapıyorsun? Hayır, birden çok tatlı yapıyoruz. Sen benim kafamı karıştırıyorsun. O zaman mutfakta daha da kafan karışacak. En güzel yaptığın tatlı hangisi? Brownie ve bal kabaklı cheesecake. Sebzelerin ardından soğanlara el atıyor hemen yarışmacımız. Nevin ablacığım gel gel. Yarışmacımız Aybüke ile tanış. Oğlun olsa alır mısın? Alırım. Ama sevdiceği varmış. Evet. Var mı? Var. Evleniyor musun? Seneye falan inşallah olursa. Yaşın kaç kızım? 22. Anca 25 falan olsaydı. Tamam, 25'e kadar yolu var işte. Biz seneye falan söz nişan, 25'e kadar o süre evlilik. Evet. Ne iş yapıyorsun yavrum? Ben aşçıyım. Gerçekten mi? Evet. Aa, bu yaşta. Ya neden kimse senin aşçı olduğuna inanmıyor acaba? Neden, küçük mü gösteriyorum ben Gülgül? Küçük gösterim. Bak seni konuşmam bile. Gülgül. Kızımızın saçları nasıl ama Nevin abla? Çok güzel olmuş. Her şeysinden çok güzel. Teşekkür ederim. Gözlerinin. Simlerin nasıl? Evet, çok güzel. Bunlar ip mi, saç mı? Saç. Gerçek. Evet, gerçek saç. Çok güzel olur. Gerçek saç mı? Evet, gerçek saç. Hayır, biraz takma var içinde ama hepsi benim. Peki onun saçları mı güzel yoksa benim rastalı saçım mı? Tabii ki senin. Gürbüz'ün saçları daha güzel tabii. Evet, tabii ki. Hadi o zaman devam edelim. Sebzelerin ardından paket ekmeğini ve tane mısırını da alıyor hemen yarışmacımız. Başka ne alacaksın? Meksika fasulyesi alacağım. Bezelye de alacaksın herhalde. Bezelyenin konserve olmayanı varsa eğer... Dondurulmuşu var. Kendim haşlayacağım. Çünkü her şeyi konserve aldım diye bağırırlar ama bunlar da konserve. Ya, yemek yapmak öyle saçını rasta yapmak gibi bir şey değil. Evet, rastası çok güzel durmuş ama bakalım yemekleri tabaklarda güzel duracak mı? Dünkü yemekten sonra dedim ki Aybüke iyi bir şeyler yapar. Şimdi onu da gördüm. Çıkın sebeti. Yok, ekmeğin üstünde avokado. Emekli bir şey, kuru fasulye yap ya, pilav yap ya. Bu menüye görünce gözümden ateş çıktı ya. Ya ben ne yapayım şimdi, önüme gelecek iki dilim üstünde avokado, yemiyorum ya. Yani ilk gün bana verdiği puandan dolayı acaba rahat uyumuş mu bu arkadaşımız? Ben iki tane el açması yaptım yanına, lavaş yaptım. Hamur yoğurdum, lavaş yaptım. Ona rağmen ki gene eleştirildim, düşünsenize bugün. Onları yerden yere vuracağım kesinlikle. Unun ardından basmati pirincini de alan yarışmacımız, içeceklerin ardından dondurulmuş bezelyeyi de atıyor hemen arabasına. Yarışmacılardan en çok kimi sevdin bakayım? Yarışmacılardan bir tek biraz Sebat ablayı sevdim. Vallahi diğer yarışmacılar onun çok baskın bir karakter olduğunu düşünüyormuş. Baskın bir karakter, sadece kendisi konuşuyor. Baharatlar tamam. Hadi hemen et siparişini ver bakalım. 1,5 kilo tavuk kalçası. Kemiksiz mi, kemikli mi? Kemiksiz. Evet. Biraz da tulum peyniri. Biraz da tulum peyniri derken evet. 150-200 gram. Bir avuç kadar. Peynirin ölçüsü bu mu yani? Bir avuç kadar. Ana yemeğin tavuk olmasını eleştirirler mi sence? Bunu eleştirebilirler ama eleştiremeyecekler. Çünkü çok güzel yapacağım. Yumurtasını ve salamlarını da alan yarışmacımız süzme yoğurda el atıyor hemen. Bu arada Şükrü senin için bugün onu bitireceğim diyormuş. Şükrü de künefesini bitirdi yakarak. Bu arada Şükrü'nün kaç yaşında olduğunu biliyor kaç musun? Kaç yaşında? Tam mı tamına 51 yaşında. Benim babam 53 yaşında, o yüzden dedem olamaz ama...
Babamla yaşıyor. Saygısızlık etmek istemiyorum. Peki sen ona ne diye hitap edersin? Şükrü amca. Şükrü amca mı? Şükrü amca. Baban yaşında olduğu için amca mı diyeceksin? Evet, babama da amca diyorlar. Tereyağının ardından cevizini de alan yarışmacımız etini ve peynirini kaptığı gibi soluğu kasada alıyor. Aybükeciğim, unuttuğun bir şey var mı? Hayır yok, hepsini almışım. Hadi o zaman devam edelim. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 1499. Bravo! Hadi torbaları al bakalım. Gürbüz, gidiyoruz yemek yapacağız. Tavuk yapınca bütçe de yetmedi. Evet. Hadi şimdi doğru eve. Gürbüz, bunları benim için yerleştiririm. Tabii ki. Hadi sen üstünü değiş, gel bakalım. Bu menü için 2,5 saat çok fazla. Çok kolay bir menü çünkü. Sonuna kadar hakkını verip önüme çıkarmasını bekliyorum. Neticede önüme hazır ekmeğin üzerine bir şey sürüp getirecek. Hazır bir milföy hamur kullanacak. Hazır garnitürler kullanacak. Kesinlikle bütün yemeklerinin dört dörtlük olması gerekiyor. Çünkü uğraşacak çok fazla vakit alacak. Hepsine yeteri kadar zaman ayırması lazım. Biz geldik. Hoş geldiniz. Eda'cığım sen neredeydin? Göremedim seni burada. Ütülerini yapıyordum Aybüke'nin, Gürbüz. Anca gelebildim. Ya Eda'yı sırf ütülerini yapsın diye mi çağırdın? Aşk olsun. Yanımda yardımcı kimse bulamadım. Kendim de ütüleyemezdim. Sen de ütülemiyorsun. Annem baban da gelebilirdi aslında. Çalışıyorlar ya onlar. Gelemediler maalesef. Ya. Ne iş yapıyorlar? Annem lojistik müdürü, babam da kasap denilebilir. Sen de etten anlıyorsundur o zaman. Evet. Bu arada kollarında dövmeler görüyorum. O kadınla erkek kim? Burada annemle babam var. Aa! Denize mi giriyorlar orada? Yok, oturuyorlar deniz şortuyla. Diğerlerine de bakayım. Yahu kaç tane dövmen var senin? Çok var. Şurayı da bir göster bakayım. Oo! Bir sürü. Eda'cığım sende de dövme var mı? Yok, bende yok. Aybüke benim yerime yapıyor ama. Aybükeciğim hazır mıyız? Evet. Bu arada bal kabaklarını bile dilimletip öyle getirmişsin. Vallahi senden beklemezdim. Öyle satılıyordu Gürüm. Emin misin? Evet, pakette öyleydi. Üstü jelatinliydi. Ay, bal kabağını hazır mı aldın derlerse ne diyeceksin? Hayır, ben onları doğrayacağım. En azından kasaba et doğratmıyorum Gürüm. Diyosso. Öyle olsun bakalım. Gerçi yaptığın şey de tavuk ama neyse. Lezzetli yapacağım ama. O zaman artık başlayalım mı? Başlayalım. Neyle başlayacağız? Masamı kuracağım önce. Mantıklı. Sen ne dersin Eda? Çok çok mantıklı, çok iyi diyor. Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman 3, 2, 1 süren başladı. Koş hadi koş. Hemen masa örtüsünü ser bakalım. Bunlar kırışacak Gürbüz. Dikkatli olursan kırışmaz. Yardım etmemi ister misin? Bana yardım etmen lazım. Dur şu ucundan tutayım. Heh, işte oldu. Getir runner'ını da beraber serelim. Tamamdır. Hadi çiçeğini koy bakalım. Aa, içinde balık mı var onun? Hayır, balık yok. Akvaryum getirmedim size. Ama buna akvaryum diyecekler. Akvaryum desinler. Kendileri gitmişler. Saçma sapan kozalak falan yapıştırmışlar. Bir tanesi de mum getirmiş, mumları yakmamış. Peki sen yakacak mısın? Ben yakacağım, sonra diyecekler ki bizi yakmaya mı geldi? Ya mumlar böyle mi konur Allah sen? Nasıl koyayım Gürbüz? Ya onu da ben mi söyleyeyim? Nasıl koyayım? Aybüke her şeyin en iyisini bilir. Ay, hiç de biliyormuş gibi görünmüyor. Vallahi mumlardan kafam karıştı. Masayı yapar çünkü öyle şeye akıllar eriyor ama yemeği ermiyor. Ben masayı yemeyeceğim ya. Masada örtü var, tabak var, ortada bir çiçek var. Yani çiçek de bilmiyorum nasıl bir çiçek gelir. Çiçek de önemli değil ya. Zaten masaya kimse bakmıyor ki. Yemeğe bakıyoruz. Masa güzeldir, sunumludur, davet masası. Tabaklarını ve Amerikan servislerini masaya yerleştiren yarışmacımız peçeteler ve çatal kaşıkların ardından diğer eksiklerini de hızlıca tamamlıyor. Masamız nihayet hazır. Seninle artık vedalaşma vaktimiz geldi Eda'cığım. Vedalaş. Hadi arkadaşına şans dile bakalım. Seni seviyorum. Ben yapabileceğine inanıyorum. Eda'cığım çok memnun oldum. Ben de çok memnunum. Görüşmek üzere. Görüşürüz Eda'cığım. Artık yemeklere başlayalım mı? Ne yapıyoruz şimdi? Önce ellerimi yıkıyorum. İşte bunu takdir ettim. Eda da gitti, kaldık baş başa. Kaldık, siz beni yiyeceksiniz. Yandın sen, yandın. Yandım, kine yandım. Eldivenleri de taktığına göre başlayabiliriz. Şimdi ne yapıyorsun bakalım? Şu an tatlım için önce bal kabaklarını haşlamaya koymam lazım.
bal kabaklı cheesecake. Evet. Hazır kesilmiş parçalanmış bal kabağını yapmakla ne var ya? Ya ben onların püresini yapacağım. Önemli olan lezzeti gürbüz yani. Sonuçta burada eti tavuğu ben doğratmıyorum ki kasaba. Bal kabağı bu şekilde satılıyordu. Yani kocaman bal kabağını nasıl getirebilirim buraya? Bence de öyle ama yarışmacılar da efendim emek yok falan diye böyle şeylere takılıyorlar. Takılmaları çok normal çünkü başka türlü nereden vuracaklar ki? Bakalım bugün seni nereden vuracaklar? Bugün çok saçma sapan yorumlar yapabileceklerini düşünüyorum. Bal kabaklı cheesecake için bal kabaklarının üzerine şeker ve su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Şimdi cheesecake'in tabanı için bisküvileri hazırlayacağız. Bu arada bal kabağına ne kadar şeker koymuştun? Bir su bardağı şeker koyduk, bir çay bardağı su koyduk. Aybükeciğim, bana biraz kendinden bahsetmeni istiyorum. Aşçılık eğitimin çok konuşuldu. Ama onun öncesi de var galiba. Ne okumuştun? 2 yıl kimya teknikerliği okudum. Ardından 2 yıl aşçılık okudum. Gastronomi istiyordum. Maalesef ki puanım tutmadı. Parayla gastronomi okuyabilirdim. Yapmadım. Ardından aşçılık okudum. Bitirdim. Şu an aşçılık yapıyorum. Burslu kazanmıştın değil mi? Evet, %100 burslu. Bir kafe restoranın aşçılığını yapıyorum. Ne güzel. Menüsünü ben oluşturdum. Hatta haftaya... Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Bunu içine koy... Ya daha önce hiç rondo kullanmadın mı? Kapağını açıp koysana. Ben açıyordum zaten kafayı. Eyvahlar olsun. Bugün seninle işimiz var. Bu arada çalıştığın kafe ne zamandır açık? Kafe 3 yıldır açık. 13 yıldır mı açık? Sen ne zamandan beri oradasın? Ben daha yeni ya. Gaz oldu. Bal kabaklı cheesecake'in tabanı için 2 paket yulaflı bisküvi rondoda ezilerek un kıvamına getiriliyor. Kaseye alınan bisküviler üzerine eklenen eritilmiş tereyağıyla karıştırılıp yoğruluyor. Eldivenlerimizi değiştirdik. Şimdi ne yapıyoruz bakalım? Şimdi kalıbımı yağlayacağım. Tatlı konusunda iddialıyım demiştin. Cheesecake nasıl yapılır anlat bakalım. Önce bisküvilerimizi un haline getiriyoruz. Sonra erittiğimiz tereyağıyla karıştırıyoruz. Kalıbı yağlıyoruz ki en sonunda kalıbı açtığımızda bütün halde çıksın. Bunu koyuyoruz. Bir bardak alabilir miyim? Tabii. Tereyağlı bisküvi karışımının üzerine bardakla sıkıca bastırılarak kelepçeli kek kalıbına yerleştiriliyor. Bal kabaklı cheesecake hazır şey kullanacak gene bisküvi kullanacak. Üzerine soslarını falan alacak. Önümüze getirecek. Yani tatlı yerine ben onu da saymıyorum. Kesinlikle yani daha güzel tatlı yapabiliyor. İşte bir baklava tarzı vesaire. Bir de aşçı okuyor. Aşçılık bitirmiş ve tekrar daha okumaya da devam ediyor sözde. Eğer ki böyle bir aşçı bu tatlıyı önümüze sunuyorsa vay haline diyorum. Ya bu cheesecake de moda mı oldu arkadaş? Cheesecake, cheesecake, cheesecake. Bal kabaklı cheesecake. Bal kabakları da hazır alacak. Kabaklar hazır. Cheesecake de zaten bisküviden yapılıyor. Hoş geldin partisi burada bitiyor. Olmaz ki. Olmaz ya, bir sütlaç yapın. Hiçbir eliniz tut, kek gibi bir revani yapın. Üstüne şerbetini verin. Bari güzel olsun. Hadi baklava açın demiyorum size. Ama elde yapılacak. Kalbura bastığımız var, şekerparemiz var. Daha dilber dudağımız var, hanım göbeğimiz var, Osmanlı mutfağımız var, Türkiye'nin... Herkes Türkiye'nin yemeklerini özeniyor, bunlar da gitmişler. Yok çıkın sepeti, yok Mehmet'in ne bile. Olur mu öyle şey? Bal kabaklı cheesecake'in kreması için yumurta, labne peynir, 1 paket krema, şeker, vanilya ve un mikserle çırpılıyor. Hazırlanan krema süzgeçle süzülerek bisküvi tabanının üzerine yerleştiriliyor. Nihayet cheesecake'imiz fırına girdi. Çatlamadan pişmesi için yanına su da koyduk. Bak süreyi şu üstteki düğmeden çalıştırıyorsun. Bu mikrodalga bu. Kaçtı? Kaç derece olduğunu? Ya işte oradan görüyorsun. Yalnız saatini şu üstten ayarlıyorsun. Hayır ya, mikrodalga. Ya orası işte, görmüyor musun? Ya mikrodalgayla fırını ayarlamaya çalışıyorsun, farkında mısın? Hayır, mikrodalga olduğunu söylüyorum ama sana. Asıl ben söyledim. Şu an saat kaç? Şu an saat kaç bil bakalım. Bakayım. Saat kaç? 10 dakika sonra bunu kısmamız. O zaman şuraya basıp 10 dakikaya ayarlasana. Ay kız. 14 dakika 57 saniye yaptın. 1 dakika şey oldu ama 9 dakika. Ay, 1 saat 55 dakika. Eyvahlar olsun. Ya bir fırını ayarlayamadın. Neyse tamam oldu.
Volova'nın İtalyan salatası ve basmati pilavı garnitürü için dondurulmuş bezelyelerin üzerine su eklenerek haşlanmaya bırakılıyor. Sırada havuç ve patatesler var. Volova'nın İtalyan salatasında kullanılacak patatesler de küp şeklinde doğranarak haşlanmaya bırakılıyor. Ailen yarışmaya katıldığını öğrenince ne tepki verdi? Yani ben katıldığımı ilk başta söylemedim. Sonra söyledim, çok sevindiler. Ama galiba şu an çekim olduğunu bilmiyor. Nasıl bilmiyor? Söylemedin mi? Bilmem, babamla 2-3 gündür galiba konuşmuyoruz, hatırlayamıyorum. Niye konuşmuyorsunuz? Bilmem, birkaç gündür konuşmuyoruz. Bezelyemi koydum, patatesimi koydum, havuç. Bu arada hindi fümeli avokadolu bruschettayı yaptın değil mi? Hayır ya. Peki volovan hazır mı? Hayır. Eyvah eyvah! Peki ya basmati pilav? Hayır. Mexican chicken? Hayır. Yayla soslu nova salata? Ya sen 50 dakikadır ne yaptın Allah aşkına? Kek yapıyorum, cheesecake yap. İyi de sabahtan beri kek yapıyorsun. Bu havuç ne için? Garnitürlerimi haşlıyorum. Hangi yemek için? İtalyan salatalı volovana salatası. Garnitürün içinde başka neler olacak? Bezelye, havuç, patates, mısır. Volovanın İtalyan salatası ve basmati pilavının garnitürü için küp şeklinde doğranan havuçlar da haşlanmak üzere tencereye alınıyor. Bu arada cheesecake'in 10 dakikası doldu. Derecesini ve süresini ayarla hemen. 40-50. Az önce niye 10 dakika pişirdi? O 180 derecede 10 dakika, şimdi 160 derecede 50 dakika. Ya sizin Hülya ile aranızda bir kıskançlık var mı? Hülya senin için beni kıskanıyor çünkü sosyal medyada beni takip etmiş demiş. Ben onu takip etmedim, sadece baktım. O benim takip edebileceğim bir insan değil. Ben zaten kolay kolay insanları takip de etmiyorum. Niye takip etmiyorsun? İnsanlar beni merak edip takip ediyorlar. Oo. Kaç takipçim var bakayım? Yani 20 bin takipçisi olan benim, Hülya Hanım'ın 1300 falan takipçisi vardı. Onu neden merak edip bakayım? Beğenmelerine baktın mı? Ya beğenmelerine baktım, zaten 8-9 beğenme var. Onun takipçileri de hile galiba. Kız vallahi senden korkulur. Senin beğenmelerin kaç? Benim beğenmelerim fazla. 1000, 2000, 3000, 5000, 10000. Hindi fümeli avokadolu bruschetta için avokado hazırlanıyor. Bu arada senin bir motor sevdan var değil mi? Evet, doğru. Ne zamandır motorun var? 2,5 yıldır var. Küçüklüğümden beri bütün kuzenlerim kullanıyor. Beni arkalarında gezdirirlerdi 6-7 yaşlarındayken. Ailem asla izin vermiyordu almama. Ben de 19-20 yaşımdayken kendim kredi çektim, aldım. Yalnız çok dikkat gerektiriyor değil mi? Evet. Hız sınırını aşmamak önemli. Çok arkadaşımızı kaybettiğimiz için yakın zamanda 3-4 ay önce de birini kaybettik. Çok hızlı, istediği kadar aslında yavaş olsun, dikkatli olsun, başka bir araç yüzünden bile maalesef insanlar hayatını kaybediyor. Rondo kabına alınan avokadoların üzerine sarımsak, zeytinyağı ve tuz eklenip rondoda çekilerek püre kıvamına getiriliyor. Kılan yarım limonun suyu püre kıvamındaki avokadoya ekleniyor. Hindi fümeli avokadolu bruschetta bence çok güzel bir yemek. Ben kesinlikle bundan keyif alabileceğimi düşünüyorum ama inşallah düşündüğüm gibi yapabilmiştir. Yani bir kere kolay olanı seçmiş Aybüke. Bence bruschetta ile başlamak en kolayı zaten. Bu mevsimde özellikle sıcak bir çorbayla başlamayı tercih ederdim. Ama o daha zahmetsiz, daha yapımı kolay bir şey seçmeyi tercih etmiş. Yani ben burada ekmeği kendisini yapmasını tercih ederim. Çünkü hazır ekmeği alıp fırına atmak veya hazır ekmeği alıp kızartmak dünyanın en kolay işi. Bunu yapacaksa zaten bu menüyle hiç bu yarışmaya katılmasaydı. Ay. Bruschetta için daha hindi fümeyi doğrayıp ekmeklerini kızartman lazım. Ben onların hepsini hindi fümeyi doğramayacağım bu arada. Ekmeğin üstüne önce labne, avokado, hindi fümeyi katlıyorsun. Peki ekmeğin sıcak mı olması lazım? Yani sıcak olması lazım aslında ama başlangıçta vereceğim için soğur. O zaman bruschettayı sona bırakıp volovanı hazırla istersen. İtalyan salatalı volovan için milföy hamurunu kesmekle işe başlıyoruz. Volovanın tabanı için büyük bir su bardağının ağzıyla yuvarlak şekilde kesilen milföy hamurları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriliyor. Daha küçük bardakla kesilip ortasına kalıpla kalp şeklinde boşluk bırakılan diğer milföy hamurları da tabanın üzerine konuluyor. Bu kadarcık boşluğa İtalyan salatasını nasıl yerleştireceksin çok merak ediyorum. Vallahi doğru ama çay kaşığıyla dökerim gerekiyorsa. Şu kadarcık yani. Yok, içi dolu olacak. Ortasına kalıpla kalp şekli verilen milföy hamurları taban hamurunun üzerine yerleştiriliyor. 6 tane oldu galiba. Evet, 3, 6, 7. Ay, beni de düşünüyorsun ya. Teşekkür ederim. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha yapayım. Fazla kabarır, yanar, herhangi bir şey olur. Kenardan taşar.
Çok haklısın. Her şey olabilir. Elimdeymişken bir tane daha yap. Hamurların üzerine sürülecek bir yumurtanın sarısı ve beyazı ayrı kaselere konuluyor. Şu fazla hamurları bir kaldır istersen. Artan milföy hamurlarını da ben buzdolabına kaldırayım en iyisi. Olur. Yalnız sabahtan beri sen mi yarıştın yoksa ben mi belli değil? Vallahi her işini bana yaptırdın Aybike. Aybike değil, Aybük. Ya Şükrü niye sana Aybike diyor? Şükrü amca söyleyemiyor galiba. Bu arada şu an ne yapıyorsun? Şu an yumurta sarılarını... Sarısı mı yoksa beyazı mı? Beyazını buralara sürüyorum ki bu şekilde. Elimi de değdirdim Gürbüz, ellerim tertemiz. Hamurlar yapışsın diye mi? Yapışsın diye. Katman ayrılacak. Bu kabarınca çıkmasın diye. Birbirine yapışması için arasına yumurta beyazı sürülen milföy hamurları üst üste yerleştiriliyor. İtalyan salatalı volovan için milföy hamurlarının en üstüne yumurta sarısı sürülüyor. Annem ve baban seni biraz el bebek gül bebek büyütmüşler galiba. Prenses gibi büyüttüler. Baban kasaptı değil mi? Kasap sayılır aslında. Sayılır derken? Ya şöyle özel şey otellere, restoranlara falan et dağıtımı yapıyorlar. Kendi şirketi mi? Yok değil. Bu volovanımız. Fırını bir aç istersen. Şöyle koyuz, açamam. Niye açamazsın? Açamam, 30 dakika var. Ben şimdi ana yemeğime geçeceğim. Ana yemeğe geçmeden önce volovanın İtalyan salatasını mı bitirsen acaba? Bitirmem için garnitürlerimin biraz haşlanması lazım. O yüzden bunlar haşlanırken ben tavuklarımı doğrayacağım, sebzelerimi doğrayacağım. O zaman şimdi Mexican chicken'a mı geçiyoruz? Hadi mutfağı toparla da geçelim o zaman. Tavuk, Mexican tavuk. O bizim... Aceleyle müşteri gelir hemen abla bir Meksika çıkın yapar mısın? Tavuğu zaten o kendi yerine doğramayacak. Tavuğu da kasap doğrayacak. O da atacak inşallah şey soslar var ya. Neydi sosun ismi onu da döküyorlar. Sosluyorlar önümüze geliyor sos da hazır tavuk da hazır her şey de hazır yani. Eğer bizim elimiz satır tutacaksa sizin elinizde bıçak tutsun yani. Yani bilmiyorum ama hiç menüye baktığımda çorba yok zaten o menü gitti. O beni getti. Çorba yok. Kasaba doğrat. Ya kasaba doğrattıktan sonra ben kasabı mı puanlayacağım orada? Zaten el emeğin yok. Bari bırak da bir şeyler ya. Yani o ne ki şey Meksikan ne bileyim ne. Yine tavuk. Ya bir köfte yap. Bir sulu köfte yapın. Bir şey yapın. Arkadaş tamam anladık da bir aşçılıkta bunlara ekmeği üstüne şey avokadoyu mu öğrettiler size? Ana yemek Mexican chicken için kemiksiz tavuk kalça eti jülyen şekilde doğranıyor. Doğranan tavuk etleri kaseye alınıyor. Ay keşke kasaba doğratsaydın. Kasaba doğratsaydım kasap. Ne olacak ki? En fazla kasaba doğrattın diye eleştireceklerdi. Ama şimdi çok zaman kaybettin. Yalnız bunlar hiç de jülyen gibi görünmüyor. Ya Ali'cim şöyle yakından çek lütfen. Bu karışık stil falan mı? Bu ne? Gürbüz. Bu ne hakikaten? Bu arada kalan süren tam 1 saat 10 dakika. O hızlanmam lazım. Ya keşke şunları doğratıp alsaydın. Ama o zaman da yok ya. Kız bari düzgün doğra şunları. Şimdi de madem doğrayamayacaktın niye kasaba doğratmadın diyecekler. Bunlar pişerken biraz daha küçülecekler değil mi? Küçülecekler. Mexican chicken için uzunlamasına gelişi güzel doğranan tavuk etleri sotelenmeye hazır. Da sebzeler var. Baban seni sosyal medyada takip ediyor mu bakayım? Etmiyor. Babanı engelledin değil mi? Seni. Engellemedim canım ne engellemesi. Baban şey yapmıyor ya. Çok sosyal medya kullanan biri değil. Babanın adı ne bu arada? Murat. Murat Bey'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada yakında Enes kızınızı istemeye gelecekmiş haberiniz olsun. Enes. Bu arada babam onu tanıyor. Ama şöyle... Artık daha da iyi tanıyacak. Şöyle şey olarak tanıyor. Ne olarak? Arkadaşım olarak. Benim sayemde sevdiceğin olduğunu da öğrendi. Öğrendi baba ya. Babana söyle Enes'le birlikte istemeye ben de geleceğim. Jülyen şekilde doğranan kapya biberler ayrı bir kaba alınıyor. Yine aynı şekilde doğranan sarı Kaliforniya biberleri de sotelenmeye hazırlanıyor. Üstü kızaran cheesecake içini çekmesi için fırında pişmeye devam ediyor. Eyvahlar olsun. Sadece 1 saatin kaldı. Tamam yetişecek. Şimdi Mexican chicken'a geçtik değil mi? Geçtim. Zaten hemen tavuklar oluyor. Garnitürlerim soğuyor. Soğuduktan sonra süzme yoğurt, mayonez. Bunları karıştıracağım. Mısır. Sırada cheesecake'in bal kabağı var. Bu pişen bal kabağına başka bir şeyler daha girecek mi? Hayır. Zaten şekerle... Ve kendisi de tatlı olan bir ürün olduğu için şeker de koydum.
yeterince. Mexican chicken için doğranmış tavuk etleri ayçiçek yağında soteleniyor. Meksika mutfağında çalıştın mı hiç? Evet, çalıştım. Yani Meksika mutfağı olarak değil. Alakart restoranda Meksika yemekleri vardı. Ya keşke bir taco falan yapsaydın. Taco hamuruyla daha önce burada başaramayan insanlar gördüm. Tutmuyor hamur. Mısır unundan bir hamur olduğu için tutmuyor. İstedikleri gibi katılaşmıyor, kıtır olmuyor. Cheesecake için pişen bal kabağı rondo kabına alınıyor. Dün bana çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bunların hesabını tek tek masada soracağım ve konuşacağız zaten. Aybüke herkese 4 puan verip geçecek diye tahmin ediyorum. Biraz garanti oynamaya çalışıyor ki hazırladığı menüden de bu anlaşılıyor zaten. Çok kolay bir menü. İşini garantiye almayı seven bir arkadaş diye düşünüyorum. Bu arada Şahin demiş ki, dün bana çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Özellikle Aybüke herkese 4 puan verip geçecek bence demiş. Vallahi 4 puan verme niyetiyle gelmedim. Beğendiğim ürünlere puan veriyorum. Şahin Bey'in de ana yemeğini beğendim. Yarım puan verdim. Cheesecake'in üzerine konacak olan bal kabağı rondoda ezilerek püre kıvamına getiriliyor. Hemen cheesecake'i de kontrol edelim. Ay, üstü biraz çatlamış galiba. Gayet iyi. Şey diyorum, olması gerektiği gibi. Aslında böyle olması gerekiyordu. Nihayet volovan için milföy hamurları da pişmeye başladı. Cheesecake'in üstündeki çatlağı da bal kabağı püresiyle kapatacaksın nasıl olsa. Kapanacak o, birazcık soğusun. Ben de hemen bunu... Mexican chicken için tavuk etleri sotelenmeye devam ediyor. Biberleri ne zaman ekleyeceksin? Biraz renkleri değiştikten sonra direkt biberleri atacağım içerisine. Sonra rondodan yine hemen bir domatesi çekeceğim. Domates sosuyla yapılan bir şey. Hazır almak istemedim. Bal kabağı püresi tabağa alınıyor. Sotelenen tavuk etlerine biberler ekleniyor. Suyu süzülen Meksika fasulyesi konserve kokusunun gitmesi için bol suyla yıkanıyor. Yetiştiremezsen kim sana 1-2 puan verir sence? Kesinlikle Şahin Bey ve Şükrü Bey. Bol suyla yıkanan konserve Meksika fasulyeleri de tavuk ve biberlerle pişmeye başlıyor. Sebahat Hanım bana 5 vermişti. Bugün yani bu her şeyi hazır kullanan arkadaşımıza kesinlikle yani 4'ün üzerine geçmez diye düşünüyorum. Eğer ki 4'ten fazla da verirse vay Sebahat Hanım'ın haline. Dilime düşer ve kesinlikle dilimde de kurtulamaz Sebahat Hanım'ın. Emek istiyoruz, emek. Kaç gündür yarışıyoruz, bir el açması görmedik. Zaten kebapçımız sağ olsun, o da yarı yolda şey yaptı, o da yandı yemekleri. Bugünkü yarışmacı zaten hepten gitti. Yani yemek yemedik, aç kaldı. Bu arada Şükrü demiş ki, Sebahat bana 5 vermişti. Bugün bu hazır ürünlerle dolu menüye 4'ten fazla verirse benim dilimden kurtulamaz demiş. Lezzet önemli. Ürünlerim hazır değil. Mutfağına girmek isterlerse kabul edecek misin? Kimsenin mutfağına girmedim, mutfağıma da sokmayı düşünmüyorum. Ya sence mutfağa girmek istemeleri normal mi? Normal. Bazı insanların takıntısı var, bazılarının... Ben mesela takıntı haline getirmedim ama tabii yemek yapılan yeri görmek isteyebilirler. Gayet normal. Peki çalıştığın restoranlarda müşterilerden mutfağa girmek isteyen oldu mu? Daha önce evet, bir müşteri gelmeye çalışmıştı. Biz izin vermedik çünkü... Alakart restoranlarda akşam saat 8-9'da servis sıralarında pek derli toplu bir yer olmuyor. Olay tam olarak nasıl oldu? Müşteri gelip mutfağı görmek istiyorum mu dedi. Müşteri mutfağın kapısı herkese açık olduğu için elini kolunu sallayarak gayet girmiş. Biz mecbur geri çıkarttık. Bakmak istiyorum mu dedi. Ha, bakmak istiyorum dedi. Biz de yer çıkardık. Hayır dedik. Mexican chicken'ın domates sosu için kabuğu soyulan sarımsaklar domateslerle birlikte rondoda eziliyor. Salçayı nerede kullanacaksın? Bunu Meksikan için domates sosla karıştıracağım. Söyle bakalım. Parayı kazanırsan ne yapmayı planlıyorsun? Parayı kazanırsam bir tane daha motor alırım muhtemelen. Ya da motorumu yükseltirim, değiştiririm. Suyla kıvamı açılan salçanın ardından rondoda sarımsakla ezilen domatesler de Mexican chicken'la pişmeye başlıyor. Pişen et ve sebzelerin üzerine konserve tane mısır ekleniyor. Şimdi ne koyacaksın? Vallahi jelipon biber koymam lazım. Bu jalapeno biberin illaki olması gerekiyor mu? Sadece tat ve acı vermesi için koyuluyor. Üzerine tuz eklenen Mexican chicken neredeyse hazır. Volovanın hamurları ne durumda? Volovanı olmuş, kapatabiliriz. Şöyle yarım kalsınlar. Ben şimdi şuradan pilav tenceremi alayım. Cheesecake'in üzeri püre haline getirilmiş, oldukça katı kıvamdaki bal kabağıyla kaplanıyor.
Ya içinde kalan parçacıkları çıkartacağım demiştin. Öylece koydun. Çok gözüme batan aşırı büyük bir parçacık bulamadım. Böyle minik minik kaban, biraz ağza gelir bir püre oldu bu sefer. Ama çok aşırı göze batacağını sanmıyorum. Yerken de çok rahatsız etmeyecek. Bal kabaklı cheesecake buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Cheesecake çok sevdiğim bir tatlı. Bal kabağını da çok severim ve hem sadece tatlı olarak değil, yemek olarak da kullanırım. Bal kabaklı cheesecake çok merak ediyorum. Gençlik şu an kendini avutuyor. Bunlar klavye gençleri. Klavyeden bakıyorlar, bakanı da yapmıyorlar. Klavyede gösterişi görüyoruz ama aynısını yapıp sunamıyorlar. Yapmayacağın şeyi, gördüğün şeyin adını vermeyeceksin. İnternet yemekleriyle olmaz. Bir okumuş bir insan, ders görmüş bir insan internet yemeğiyle olmaz. Bizler okumadık, aşçıların elini takip ederek gördük. Diyorum ya, meclis yola salmadım ama salanların yanında bulundum. Ayy, Sebahat senin için neler demiş neler. Bunlar klavye gençleri, klavye yemekleri yapıyorlar. İnternet yemekleriyle bu iş olmaz demiş. İnternet yemeği değil, gayet okulda da evde de yaptığım şeyler, çalıştığım restoranda da yaptığım ürünler. Klavye yemeği diye bir tabir ne acaba Sebahat Hanım'a soruyorum buradan. Nasıl bir tabir? Bunu masada soracak mısın? Masada evet. Umarım unutmam da. Bolovan için pişen milföy hamurları fırından çıkartılıyor. Bruschetta için ekmekler hazırlanıyor. Ekmekler büyük olduğu için ikiye mi bölüyorsun? Evet, ikiye bölüyorum. Peki sadece birer tane mi servis edeceksin? İkişer tane servis edeceğim. O zaman 12 tane yapman lazım. Aa, bir dakika, 6 kere 2, 8 tane var burada, doğru. Ay, ne oldu? Kal geldi. Bu arada son 33 dakika. Mexican chicken'dan artan domates sosu bruschetta için hazırlanan ekmeklerin üzerine sürülüyor. Domates soslu ekmekler fırında kızartılıyor. Garnitürlü basmati pilav için basmati pirinçleri tereyağıyla kavruluyor. Avokado da hazır, ekmek de hazır, hindi füme de hazır. Hiç bunlara ne gerek var hindi fümeye filan? Hepsini üst üste koysun, avokadoyu da sürtün, geçsin önümüze, yer yer verdi besbelli yani. Parayı duyan gelmiş abi, yemek yarışması diye böyle bir şey mi var ya? El emeğiyle yap, tuzsuz olur, tuzlu olur, onun kararını biz verelim. Diyelim ki bu kız el emeği yapmış, dökmüş yani. Bir de gerile gerile gastroloğu okudum, gastroloğu bitirdim. İşte ben onu diyorum işte, yapamıyorsan katılma. Yapamayacağın yemeğin sözünü verme. Bizde bir laf var yani, bir söz veriyorsan öne geç. Dilin varsa elin dolacak. Bu arada Sebahat demiş ki, parayı duyan gelmiş. El emeği yok, yapamıyorsan katılma. Ekmeğin üstüne salamı koyup getireceksen yarışmaya niye geldin? Böyle yemek mi olur demiş. Onun gününde onu da göreceğiz. Sabırsızlıkla onun gününü bekliyorum. Bir dakika. Tavuk bulyon. Tavuk bulyon mu? Eyvah! Şimdi sana bir tavuk haşlayamadım mı diyecekler. Kendileri haşlar kendi günlerinde pilav yaparken. Sıcak suyla karıştırılan tavuk bulyon kavrulan basmati pirinçlerine ekleniyor. Pirinçlerin üzerine sıcak su, konserve tane mısır, haşlanmış bezelye ve havuç ilave ediliyor. Bu arada bruschetta'nın başka neyi kalmıştı? Bruschetta'nın küp küp sadece domateslerini ve kaşarlarını doğrayacağım. Avokadosunu süreceğim direkt. Üzerine tuz eklenen garnitürlü basmati pilav pişmeye bırakılıyor. Volovan'ın İtalyan salatası için haşlanmış patates, havuç ve bezelyelerin üzerine mayonez, süzme yoğurt ve jülyen doğranmış salamlar ekleniyor. İtalyan salatalı volovan'ın içi hazır. Bunu pişen milföy hamurlarına şimdi mi koyacaksın? Bunu servis esnasında koymayı düşünüyorum. Volovan'ın İtalyan salatası buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Yayla soslu Nova salata için atom marul gelişi güzel doğranıyor. Dün Şahin'in Akdeniz salatası nasıldı sence? Akdeniz yeşilliği yoktu içinde. Eksik miydi yani? Bence eksikti ama 3 çeşit yeşillik kullandığını söylüyor Şahin Bey. Keşke 3 çeşitin bir tanesi Akdeniz yeşilliği olsa, yani mor bir yeşillik olsaydı. Lolorosa yoktu, o büyük bir eksiklik. Salatalıklarda kabuklu olarak verev şekilde doğranıyor. Bunları sunum esnasında sosla karıştırdıktan sonra üstüne koyacağım ki sönmesin. Peki yayla sosu nasıl bir sos? Yoğurt, mayonez, baharatların olduğu bir sos. Fresh bir tarif. Ay, yetiştirebilecek misin? Ben daha 22 yaşındayım. Yani bu yemekleri yetiştiremezsem eğer 50-55 yaşındaki amcalara, teyzelere bırakırsam bana yazıklar olsun. Hem amcalar var masamda hem teyzeler var. Onlara karşı savaşıyorum. Zor şartlar altındayım. Beni sağdan soldan sıkıştırıyor. Elde ufaltılan beyaz peynir de sonradan salataya eklenmek üzere buzdolabına konuyor.
ve yayla soslu Nova salata nihayet hazır. Cevizler elde ufaltılıyor. Bu kornişon turşuları nerede kullanacaksın? İtalyan salatalı volovanama eksiklik kalmasın. Küçük küçük doğranan kornişon turşular da İtalyan salatasına ekleniyor. Nova salatanın yayla sosu için kaseye alınan yoğurdun üzerine mayonez ve kuru nane konuluyor. Salatamı ekstra yağlamayacağım. Bu sosu açmak için de salatanın da içinde yağ olsun diye. Üzerine konulan zeytinyağıyla karıştırılan Nova salatanın yayla sosu da nihayet hazır. Salataya sonradan eklenecek konserve mısır taneleri de salatalık ve çeri domatesin yanına konuluyor. Bruschetta için domatesli sarımsaklı sosla kızartılan ekmekler fırından çıkartılıyor. Vallahi bugün epey zorlandın. Nerede hata yaptın sence? Evet, sıralamamı galiba biraz yanlış yapmışım ya da fırının azizliği mi diye. İyi bir planlama yapamadın mı acaba? Yaptım aslında, hatta yetişti. Bruschetta için kızartılan domates soslu ekmeklerin üzerine labne peynir sürülüyor. Önceden hazırlanan avokado sosla labne peynirlerin üzeri kaplanıyor. Bunun üzerine ne gelecek? Bunun üzerine hindi füme kıvırıp koyacağım. Üzerine de küp domates ve kaşar, sonra bitti. Ay, son 7 dakika. Yani ben burada ekmeği kendisini yapmasını tercih ederim. Çünkü hazır ekmeği alıp fırına atmak veya hazır ekmeği alıp kızartmak dünyanın en kolay işi. Bunu yapacaksa zaten bu menüyle hiç bu yarışmaya katılmasaydı. Aybüke Hanım bu yemekleri öyle bir savunacak ki. Yağ gibi de yüze çıkacak ama benim karşımda savunma yetkisi yok. Ben sesimi daha volümlü çıkaracağım çünkü. Başka eksiğin kaldı mı bu arada? Hemen düşünüyorum. Pilavımı yaptım, ana yemeğimi yaptım, tatlımı yaptım, salatamı yaptım. Tamam, başlangıcım. İtalyan salatalı volovanlarım hazır. Zaten servis esnasında dolduracağım içine hemen. Labne ve avokado sosun üzerine hindi fümeler yerleştiriliyor. Küp şeklinde doğranan kaşar peyniri ve domatesler de hindi fümenin üzerine yerleştirilerek bruschetta'nın lezzeti tamamlanıyor. Hindi fümeli avokadolu bruschetta da nihayet hazır. Ve yemeklerin bitti mi? Bitti. Hadi hemen bulaşıkları da makineye koy. Ay, ne oldu? Yine bir düştü, bir şey oldu buna. Bakayım, Allah. Ben Herkül mübarek. Eyvah lan olsun. Makinenin tekerleği çıktı. Ben bugün her şeyinizi kırdım gürbüz. Vallahi blenderınızı da kırdım. Aa, tekerleği gitti. Ay, Enes burada olsa yaptırırdık vallahi. Şey, Enes gelsin yapsa olur mu? Ama iş sana düştü. Ne? Hadi hemen tak bakalım şu tekerleği. Şöyle. Evet. Aferin kız sana. Yemeklerde zorlandın ama tamiratta iyisin. Hadi hemen tezgahda güzelce sil bakalım. Her şeyin hazır. Çok mutluyum. Bitirdim, yetiştirdim. Yetişmeyecek sandım ama yetiştirdim. Şimdi masamda beklesinler onları. Onlar benim yemeklerimi yiyecek, ben de onları yiyeceğim. O zaman doğru giyinme. Koş hadi koş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aybüke. Nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? Sağ olun, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ay, yeşil yeşil de. Evet. Sen zaten fıstık gibisin. Teşekkür fıstık ederim. Yeşillerinden mi, evet, fıstık olmuşsun? Bugün biraz benzemişiz. Ah evet, bende de böyle hafif yeşilli meşilli. Hadi bakalım, gastronomi mezunumuz yarışıyor. Ahali, hey millet, duyun duyun, merhaba ekip. Ne yaptın, yetiştirdin mi? Yetiştirdim, gayet bakayım, güzel oldu. Mutfağına. Güzel, temizlemişsin de. Hoş, sana da diyecek bir şey bulacaklar biliyorsun değil, evet, mi? Ne diyecekler, sence ne derler sana menüne? Muhtemelen zaten çok basit bulacaklar. Evet. Yetiştiremediğimi düşünemezler çünkü çok kolay diye bana geldi zaten kulağıma. Çok kolay. Gürbüz sağ olsun söyledi. Aman be Gürbüz, hiç insan da heves de bırakmıyorsun. Biz bir şey yapalım. Öncesinde sen birinci baskıyı yapıyorsun zaten. Kolay mı dedi yarışmacılar? Vallahi öyle dediler. Kolaysa gel sen yap. Evet. Nereye ben, gittin? Hemen mumlarımı yakayım. Ha, bu sefer bardakta mum. Evet, ne yaptınız Gürbüz? Neler yapmadık neler. Güzel geçti mi? Güzel geçti mutfak, fakat basit diyecekler. Diyecekler değil mi? Ne var diyecek? İki tavuğu kesmiş, tavada iki döndermiş diyecekler. Aha, zil çaldı diyecekler de geldiler zaten. Evet. Bakalım daha neler neler. Şunu. Evet. Ah,
Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun siz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhaba Zuhal Hanım, hoş merhaba buldum. Merhaba Hülya, ne güzelmiş kazandın. Teşekkür ederim. Sabahat Hanım, merhaba. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Şahin. Merhaba. Merhaba Şükrü Bey. Buyurun, buyurun. Hadi bakalım. Bugün de Aybüke bize evet. Güzel güzel yemekler hazırlamış. İnşallah. İnşallah hem doyacağız, hem gözlerimiz hem midemiz şenlenecek mi dersin Şahin? Yani masa düzenine bakınca gözlerim şenlenmedi. Niye? Ya çok sade, çok boş bir masa görüyorum ben şu anda. Üç parça objeyle süslenmiş, daha doğrusu süslenmeye çalışılmış. Renk kombinasyonu bence iyi ama bir fanus, yanında daha önceden yakılmış iki tane mum. Masa düzenine bir şey diyemeyeceğim. Kaşık yok, malum havalar kış ama çorba olacak herhalde, ondan kaşığımız da yok. Muşet de var, başlangıç. Yani çorbanın yerini doldurmayacak tabii ki. Bu soğuk havada sıcak bir çorba kaşıklamak isterdim. Şahin Bey zaten sürekli çorba değişiklik olsun istedim. Sürekli Anadolu çorbası görüyoruz. Bugün değişik yani bir başlangıç olsun. Anadolu çorbası olsun dışında istedim. Sizin gibi bir gastronomi öğrencisinden daha parlak çorbalar görebiliriz. Sizin gibi kuşkonmaz çorbası yapmaya çalışıp yapamamaktansa en azından önüme sıcak bir şey koydum ama. Yapmayı tercih ettim. Yani ne kadar farklı olduğunu çok merak ediyorum gerçekten. Yiyeceğiz ve göreceğiz ayrıca bakalım. Ayrıca mumlarım için de önceden yakılmış dediniz. Hı-hı. Evet, Zuhal Hanım geldikten sonra yaktım. Hı-hı. Ki sizi bu şekilde karşılamak istedim. Yaktım. Yanmamış bir mum. La yani bence boşuna koyulmuş yani demek. Yani burayı bana savunmayın lütfen. 3 tane bilmiyorum kolaya mı kaçtınız, ucuza mı kaçtınız ama bir adet küçük fanus, yani, yanında 2 tane mum. Şunu savunmayalım. Şu güzel, okey ama şurayı savunmayalım. Kapı süsü gibi bir şey koymaktansa en azından canlı çiçek peki koymak istedim. Peki, Hülya? Ben masanın rengini çok ben beğendim. Ben de beğendim. Uyumlu geldi tabaklar değil mi? Suplaları falan. Evet, turuncu, siyah ve bej uyumunu zaten ben kendi hayatımda da beğenirim ve kullanırım. Süper. Sadece tamam, tabakların biraz sağa sola kaymış, ortalanmamış bir şekilde duruyor. Büyük geldi olasılıkla evet telaştan yapılmış bir şey diye düşünüyorum. Peki. Süslerin çok sade olduğu konusunda ben de katılıyorum. Ay, evet, Sabahat Hanımcığım. Masa sade bir masa işte. O kadar anımşanım bir masa değil. Yani ama daha senin gömleğin çok güzel. Elbise. Efendim? Elbise. Ha elbise mi? Çok şıkmış. Davet masası ama şey yani öyle ne? Göz alıcı böyle şey bir masa değil. Ama baktın çorba kasesinin içindeydi. Bak koymamış bugün. Değil mi? Dikkate almış Aybüke. Çorba kasesi olmaması zaten bir facia yani. Facia mı? Evet. İlla çorba olması şart. Ya davet masası. Ne olmuş? Soğuk hava. Bir yani çorbalar hani kötü olabilir ama yine de illaki bir yayla bak, bir şey. Kötü de olsa bir çorba olsun. Bir yayla olurdu, bir şey olurdu. Çorba bir tutkusu. Yani çok bir şey değil yani. İyi olurdu yani. Ama bu yemek yarışması başlangıç bak bir sürü dünya mutfağında başlangıç. Hatta bizim mutfağımızda da zeytinyağlılar, mezeler, ordör tabakları yok mu Şükrü abi? Olmaz mı? İlla çorba şart ya, mı? Ya çorba çok şart değil aslında. Evet, ama çorba öncesinde çok güzel bir yemek sunumu yaparsak güzel olur. Yapar, yapar, yapar. Bruschetta neyliydi? Hindi fümeli avokadolu. Hadi o zaman başlayalım. Hindi fümeli avokadolu. Masa düzenini ben söylemedim isterseniz. Ben söyle istersen Şükrü abici, buyur. Şimdi sade olması güzel. Şu çiçeklerin içine biraz daha renk katabilirdi. Birkaç tane renk katabilirdi. Evet. Bir de masayı biraz daha dikkatli bir şekilde herhalde yıkamadan arkadaşımız sermiş. Karşılıklı lekeler var. Bahçeden bir demet papatya işte. Sabahat Hanım peki orada yine yılbaşı süsleri gibi ben göremedim de. Yok şuradan var, karşıda var. Pardon. Şöyle göstereyim. Bu ütülerken oluşmuş bir hata. Evet. Ütülerken işte temizlemiş olsaydınız çok daha iyi olacak. Aybüke Hanım siz bütün tabakları üst üste yığdınız ama öyle mi almaya devam edeceksiniz? Yığmadım, parça parça üst üste alıyorum. Üst üste koydunuz hepsini. Ya yani üç takım tabak götürdünüz, hepsini üst üste koydunuz. Evet. Servis çift çift gider, tek tek gider. Aybüke Hanım aslında zevkli olabilir fakat bir yerlerde bir şeylere takılmış, masa düzenini tam olarak oluşturamamıştı. Masa düzeni yetersizdi. Yani süslemeleri eksikti. Sadece koymak için konulmuş üç parça süsten ibaretti masa düzeni. Yani masa düzenini beğenmedim. Sıradan bir masaydı yani, öyle anımşanın bir masa değildi yani. İki gündür kozalaklardan gidiyoruz, ne var bu da çiçeğin pahalı diye alamıyorlar demek ki. Yolup bahçeden getiriyorlar, bunu biliyorum yani. İki gündür kozalak görmekten şiştik ya. Geçenlerde de bir yarışmacı, dinle ne kadar tatlıydı ya, ne kadar tatlıydı. Salata hazırlıyor sunuma, içine de böyle domatesleri koymuş küçük. Elini böyle daldırdı iki avucundan domatesleri aldı. Değil mi? Çünkü oğlum üstüne süs koyacağımış, unutmuş. Eliyle bir de eliyle, iki eliyle, ben de tam dönmemle daha ben bunu anlatmaya yıkıldı çalışıyorum. Buraya gelenin ya kafası biraz havadan ya da jeton düşmüyor.
Ya dedi ya, bir kaşıkla al be mübarek. Sanki... En kötü kaşıkla al. Zaldırdı yani... ellerini. Bir de yalan söylüyor. Yıkadım diye. Seyrettim Orhan, yıkamamışsın ellerini. Eldivenimi alayım da sonra bana hijyen falan şey yapmasınlar. Ellerim temiz ama yine de takayım. Zuhal Hanım. Sen de Orhan'a baktın. Al buyur. Evet. Ya sanki kampanya yapmışlar. Duyan geliyor, duyan geliyor 75. Arkadaş gelen de bir hakkını versin. Bravo. Bir şeyler yapsın. Yani ben deyince diyorlar Sebahat konuşuyor. Aldı, konuşuyor oluyorsun. Konuşan, geveze oluyorsun sonra. Hayır, geveze değilim, onu diyorum. Ya şimdi domatesi eliyle koyan, salatayı eli, ya maşada mı yok, eldivende mi yok? Biraz bazen duruyorsun duruyorsun, jeton düştü dört köşeydi. Yeni aklına geliyor. Günaydın. Ayran yerine ya, süt alanlar mı dersin? He, ayranı ölürüm. Onu içmişim zaten, ben dün mahvoldu. Yapma. Kötü oldu muydu? Gaz yapıyor. Ona olsun. Ne yapalım? Dalga. Bari ayran yerine süt alırsanız laktozsuz süt almaya gayret edin de. Laktozsuz içiyordum. Bir dahakine onu yapacağım. Bir dahakine laktozsuz getireceğim. Laktozsuz ben içiyordum işte. Sizin gününüzde yemeklerinizde konuşacak mı sizin kadar? İnşallah. Konuşun. Ne var ne yok, beni rezil edin, ben de kendimi öyle. Bence ben yani siz kendinizi rezil etmeyin. Özür diliyorum. Ben niye kendimi rezil edeceğim ya, ben güvenmediğim bir şeyin altına girmem. Peki. Heyecanla bir şey diyecekmiş. Çok konuşacağına yarın bize yemek yapsın ben diyorum. Ya ben yani bugün konuşacağım, yarın da yemeğimi yapacağım. Yemeklerini konuştursun yarın. İnşallah. Konuşturacağım zaten, dilim varsa ya, elim de var. Yarın göreceğiz, konuşturmasam hem ay halinde. Hem elim de dilimde diyorsun. Hem elim var hem dilim, ben Karslıyım. Öyle yarın, öyle yarın, şeylere pabuç bırakmam ben. Yarın siz Ömer'i yetiştirmeyin, çekeceğiniz çok olacak. Ya ben sana göre anlatıyorum, diyorum ki ben kalkıp Fransız mutfağını sunmuyorum, İtalyan demiyorum. Abi ben yiyeceğim yemeği yapıyorum ya. Ben evimde Kars'ın anası nedir? Kaz. Yaparım onu. Sevdiğim nedir? Erişte onu yaparım. Abi ne yani? Yemekle ilgilenen birisinin yemeklere karşı bu kadar ön yargılı olması doğru mu sizce? Hangi yemeklere önemli karşı ön yargılı oldum? Mi? Ben burada gördüğümü savunuyorum. Neye ön yargılıyım? Sen şu an bahsettiğinizden bahsediyorum. Ne yani, bahsettiğin gibi? Mutlaka mercimek çorbası mı olacak? İlla ki kendi mutfağımızı mı yapacağız? Hani mercimek mi dedim? Sen neredesin Hülya? Nereden ben geliyorsun? Ben sadece örnek veriyorum hanımefendi. Bana mı örnek veriyorsun? Evet evet, örnek sen var. Örnek al. Herkes ben diyorum davet masasında durumunda çorba olur. Hı hı. Şart değil. Bu yemek yarışması. Sadece davet masası değil ki. Bir düğün ya da bir organizasyon tamam, yapmıyoruz bir şey, ki. Yani bayi tamam, yapmamış değil. Nişan tamam değil, bir şey değil. Burası bir yemek yarışması. Yemek yarışmasına her şeyi kabul ediyoruz. Sadece ne olacak? Söylediğiniz şeyleri, beyan ettiğiniz yemekleri buraya getirin eksiksiz. Lezzetli yapın. 5 çeşit bizim için yeterli. Eğer siz de bu kriterlere uyarım, bir de 75 bin TL'nizi kaparım diyorsanız ne yapıyorsunuz? tv8başvuru.com ve yemekteyiz Instagram hesabına Türkiye'nin dört bir tarafından başvurularınızı beklediğimizi hatırlatmak isterim sevgili Sebahat seyirciler. Sebahat Hanım, sizce dünkü çorba güzel miydi? Şimdi bakalım buna yorumunuz. Zuhal Hanım, ben hepsi yorum yapsın, en son yapacağım. Bakalım ne diyecekler. Ben de diyeceğim, onların yorumuyla karşılaştıralım. Ben su alabilirim. Peki, su servisi de yap. Ya bunlar yapsın. Bugünkü menü nasıl Hülya? Gastronomi mezunu Aybüke yarışıyor. Ben ekmeğin üzerine dilimlenmiş, doğranmış, alınmış bir şeylerden ziyade daha ayrıntılı, daha bir imza olacak bir tabak bekliyorum. Bekliyordum daha doğrusu. Beni de öyle bir şey görmedim. Gayet garnitür ürünlerle birçok kolay ürün doğranmış, yapılmış, bir garnitür araya getirilmiş. Ürünler. Evet. Mesela pilavı, gerçi daha hani yemeğe gelmedik ama. Bütün olarak menüye baktığımızda evet, bütün olarak daha imza yemekler çok mi fazla bekliyorum? Detay var. Çok fazla ürün var, çeşit var. Farklı olması açısından evet güzel, farklı bir şeyler deneyeceğiz ama imza bir yemek yok. Ben bir gastronomi öğrencisinden mezun olduğunu da söylüyor. Evet, bir mezun olmuş bir bireyden. Daha farklı bir tabak beklerdim, daha iddialı bir şey beklerdim. Benim sosyal medya hesabımda biraz fazla zaman geçirmiş galiba. Menüsüyle fazla ilgilenmemiş gibi düşünüyorum. Hülya Hanım, sizin sosyal medya hesabınızda çok fazla zaman geçirseydim muhtemelen şu an hiçbir şey çıkaramamış olurdum. Sizin de verilirdi milföy var Aybüke Hanım. Evet, milföy var. Benden ama mi gördünüz? Sadece milföy mi gördünüz? Servis yapmadım. Ben de yapmamıştım. Dikkatli bakmamışsınız demek ki. Peki sen nasıl buldun menüsünü Aybüke'nin? Ulan Zuhal Hanım, ben şu an iki kelimeyi bir araya getirebilecek miyim bu şaşkınlıkla bilmiyorum. Önünde bir dilim ekmek, üzerine hazır dizilmiş ürünler, çiğ bir domates, normal alınmış ve paketten çıkarıp üzerine konulmuş bir
ürün var. Şu an ne olarak adlandıracağım da bilemedim. Burşetta. Burşetta ama bu mu diyorlar. Olmalı gerçekten önümüze gelen burşetta emin değilim. Afiyet olsun, eline şimdi sağlık. Aybüke Hanım, burada işlem görmüş ne var ürün olarak? Orada ben avokadoları kendim pürenle kestirdim. Ekmek var, onu daha bir kanım yapmamış. Evet, ekmeği kendim yapmadım çünkü ekşi mayalı ekmek yapmak çok basit bir şey değil. 2,5 saat süremiz var. Burası girmeseydiniz bu yorumları bekliyor olabilirdiniz ama. Ekmekleri fırına kuru bir şekilde vermedim. Onu da kendi sosunu hazırlayıp sürüp fırınlıyoruz. Zaten bruschetta'nın nasıl yapıldığını 20 ülke gezmişsiniz. Hı-hı. Kesin biliyorsunuzdur. İşlenmiş ürün diyorsunuz ama burada sonuçta emek var. Burada şu anda emek ne var? Avokadoyu dilimleyip koymadım mesela. Ne yaptınız mesela avokadoyu? Ya da bir çorbanın içine bütün bir kuşkonmazı koyup önümüze bir dal maydanozu sunmadım. Bakın benim çorbam birden fazla işlemden geçen ve zamana ihtiyacı olan, takip edilmesi gereken bir üründü. Yani evet, burada önümde benim şu anda bir dilim fırınlanmış veya kızartılmış ekmek, hı-hı, üzerine sürülmüş bazı besinler görüyorum ben burada. Yani bunu annelerin sabah çocuğuna birkaç besini sevdirmek için üzerine sürüp kolaya kaçıp al yavrum bunu da ye. Bu da avokado, seni tanıştırayım dediği bir dilim ekmek. Annelerimiz sabahleyin fırına ekmeği sürüp başında bekleyip vallahi çıktıktan sonra... Valla biz salça ekmek yedik, avokado pişirelim. Avokadoyu blenderdan geçtik de sürüp vermiyorlar. Şu modern bir annenin çocuğuna sabah önüne çıkardığı bir peki besin. Peki nasıl olmuş? Yani hazır ürün... Ama sen neresini yedin bu arada Şahin? Kısırmadı. Yani üzerindekilerin tamamını yedim. Hadi neredeydin? Duruyor bak, yenmiş tabak göstereyim sana. Ekmeğiyle birlikte yiyeceksin bütün ürünleri, bütün halinde yemeniz lazım ki onu harmanlayıp nasıl bir tat bırakıyor. Şimdi bruschetta'nın farklı farklı versiyonları da var, bilenler bilir. Sarımsak yaparsınız ekmeğe, domates yaparsınız. İşte fesleğen koyan var, farklı farklı ürünler. Burada hindi füme, hindi fümeydi değil mi bu? Evet. Avokado, labne peynir mi bu? Evet. Domates ve kaşar peynir var sanırım. Sen nasıl buldun Sebahat abla? Ben de yedim, güzel, tadı güzel. Ha tadı güzel. Ha bir ekmek hazır, avokado da hazır. Labne de hazır, kaşar da hazır. Bu ekmekler bütün oluyor, ikisi bir dilim oluyor. Ortadan kestik, fırına verdik. Fırında kızartmak zor değil onu. Ben sabahları atıyorum, işimi yap, bir çay maydem derken kızarıyor. Hepsi hazır. İşlem gördü, getirdin. Eline emeği ne sağlık. Sebahat Hanım ne yapsaydım? Avokado tarlasına gidip toprağın içine gidip avokado ne? Ya da fırına ekmeklerle birlikte hayır, mi gitseydim? Hayır avokado diyorsun. Avokado, başlangıç avokado güzel evet, de yani başka bir zeytinyağlı da olabilirdi. Siz çorbayı içerken bile iki kaşık alıyordunuz. Ben çok dikkat ettim. El açması da olabilirdi. Aldım, alttaki ekmekten şu kadar yiyebiliyorum. Ve tadını da aldım. Yanmış, güzel. Bütün ürünlerle birlikte ısınmış. Yanmışlar, hayır, güzel kızarmış. Güzel kızarmış diyorum ya. Damağımın tadı var benim. İlla bunu yemem şart değil. Ama her şey hazır dedim. Niye insanlar fişekleniyor onu anlayamıyorum. Ekmeği yani. Ekmeği sarımsakladın mı? Hayır sarımsak ekmeği yok. Ekmeği sarımsak, domates, blenderdan geçirdim, sos yaptım, fırçayla sürüp fırınladım. Anladım, sos yaptım. Evet. Okey. Şükrü abicim nasıl bir tat aldın? Ben hoşuma gitmedi. Şimdi niye hoşuma gitmedi? Zaten kullanılan her şey, bütün ürünler hazır. Bir de avokado sosu yaptık. Arkadaşımız diyor ya işte bir emek var. Bunda hiçbir emek göremiyorum öncelikle bunu da belirtmek istiyorum. Şükrü Bey yerseniz tansiyonunuz çıkmaz. Biraz daha ısırın isterseniz tadına bakın. Tansiyonum çıkmaz çünkü yani domates ekmek yiyeceğim. Başka bir tat alamadım. Sevmez misin peynir? Domates yok, ekmek. Bir tür şeyi sevmiyorum. Evet domates ekmek. Oradaki avokadonun tadını alamadınız galiba. Maalesef sadece bir de Ya da günlük hayatınızda tercih etmediğiniz için bilmiyor da olabilir. Herhangi bir emek yok. Herhangi bir lezzet yok. Yok lezzet alamadım. Niye? Tat alamadım. Açık ve net söyleyeyim hoşuma gitmedi. Çünkü yani ben dün benim etim için sen kesmedin kasaba doğrattın kasabı puanlayacağım demiştiniz. Bugün şarküteriyi mi puanlayacaksınız, fırını mı? Bugün yani hazır olan ürün olduğu için şarküteriye puan vereceğiz yani sonuçta. Emekte de emek yok bunda. Bir parça. Emek olması için bir şeylerle uğraşması lazım. Mesela ne yapmam gerekiyordu? Avokadoları direkt dilimleyip önünüze de koyabilirdiniz. Mesela bunun yerine başka bir şey tercih edebilirdiniz. Pişirmeden ama sürekli burada Anadolu çorbası, ezogelin çorbası, yayla çorbası mı yapmamız gerekiyor? Şimdi biz Anadolu insanıyız. Ne olursa olsun hepimiz mutlaka Anadolu bir çorbada çorbayla başlar. Biz Anadolu ama insanıyız. Ama menümüzde farklı yörelere ait, farklı ülkelere
Bizde doğan adolayız. Onu yani. Bence ara ün vermiş olsaydı daha mantıklı gelir. Peki. Başlangıç. Hülya'yı da dinleyeyim son olarak. Ben beğenemedim. Hülya Hanım zaten avokado tadına bile bakmamış. Tadına ucundan baktım, ısırmış. Tadına baktım. Evet, ucundan ısırdım, beğenmediğim için. Niye ucundan acık edemedim? Anlamadım ben. Hani kemirmiş. Benim ekmeğim zaten. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Yani ekmek, peynir, tamam, avokado, şu bu ama sonuçta yani niye bu kadar az yediğinizi ben anlamıyorum. Şöyle. Ben... Yani o kadar mı kötü tadı ya? Tadını alamadı çünkü yemedi. Yemedi. Ya hayır, ne var zaman her zaman zaten yediğimiz şeyler. Tadına niye bu kadar baktım, şey yaptın? Ben ekmeğim zaten parçalandığı tamam, için tamam kolay bir şey. Ben ısırdım. Zor demeyeceğim zaten. Isırdım. Kaldım. Tadına çok baktım. Gerçekten zorlandım. Allah tadına Allah. Baktım. Bana yeterli geldi ve gerisine devam etmek istemedim. Benim iştahım açılmadı. İştahını açmadı. Siz zaten yemek yiyip yorum yapmaya gelmemişsiniz ki. Siz niye geldiniz? Ben en azından bir şeyler için çabalıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Ben size sevdiğim lezzetleri sunuyorum. Hı. Tamam, günümde bunu... ben de çabalayıp sevdiğim lezzetleri size sunacağım. Ne farkı var? Sadece benim günüm gelmedi. Yani kaşıkla vesaire tadına bakmak için bir böyle Anadolu çorbası falan mı sizin önünüze koymam gerekiyor? Hayır, ben bunu olarak size söyledim. Farklı bir şey olması konusunda ben size hak verdim. Hı. Evet, bir değişiklik güzel olabilirdi ama o değişiklik bu değil. Peki tek çeşit bir sarma, yaprak zeytinyağlı sarma getirip önünüze koysaydım güzel olsaydı, evet. Tek ürün getirmişsiniz diyecektiniz. Nereden biliyorsunuz benim ne diyeceğimi? O şekilde. Ya sarmayı da öyle basit görmeyin. Sarmayı şey kolay değil. Ha bu arada benim sosyal medya hesabımda sarma, dolma, soğan dolması, içli köfte her şey vardı. Evet, sarmayı da bütün ürünler ama, var. Evet, ha biliyorsunuz ama gelip milföyü benim yüzüme çarpmaya çalıştınız. Milföyün üzerine. Ne zeytinyağlarından bahsettiniz? Evet, neden? Ya. İyi çalışmamışsınız ya da görmezden gelmiyor. Görmezden ben sizin profilinizi çok durmadı. Merak ettim dün bundan bahsettikten sonra. Çok en aşağı kadar gittim hatta. İlk eklediğiniz fotoğrafa kadar gittim. Evet. Çünkü ben belgeli konuşuyorum. Stalklamadım. O kadar merak etmiyorum. En aşağı kadar gittim sonra, demek o değil mi? Ben altı dolu bir şekilde konuşmak istedim. Belki bir yemek fotoğrafı vardır yaptıklarını görürüm gibi. Evet, vardır. Sevgilisi ve kullandığı motor dışında hiçbir şey görmedim. Ama herkes sosyal yemekle ilgili hiçbir şey yok. Açayım diye ben senin yemek motoru mu var? Evet. Motosiklet mi kullanıyorsun? Evet. Ne, chopper mı kullanıyorsun? Yok, racing kullanıyorum. Racing kullanıyorsun. Şey çok hızlı gitmiyorsun değil mi? Yani, kaskını takıyorsun. Tabii. Bravo. Çok hızlı gitmiyorum. Bravo. Sevgilisi varmış olabilir genç kız. Peki nasıl aşçılık okuyorsunuz ama siz? Ama aşçılık bu sizin mesleğiniz. Siz mesleğinizi hiçbir şekilde göstermemişken. Okulabilemez mi? Yo hayır, kabul edilebilir. Ben de kaptanım. Bu arada ben öne çıkanlara baksaydınız. Amatör denizci belgem var. Denizde arama kurtarmacıyım. 24 metreye kadar olan tekneleri kullanabiliyorum. Ne kadar güzel. Ben sana sahneli hesabımda bunu dile getirdim. Senin hiç sosyal medyada yemek yok mu? Evet, siz var. Bakın öne çıkanlarımda var. Hayır, var var. Okulda kendi programlarımda var. Yoktu. Yok. Çok bir yerden kurtarmışsınız hayır, yani. Ama kimse öne çıkanlara tıklamaz. Bu nasıl bir yemek yok. Sosyal medyalarına bir bakalım ne var ne yok. Benim bu kadar geliştirirken sosyal medyadaki yemeklerim konusunda ben sizin profilinizin yemek ağırlıklı olmasını beklerdim. Ama bu sizin yemek ağırlıklı olduğu değil. İçin size bu şekilde ben hayır, konuşuyorum. Hayır, sizin yorumunuz üzerinden benim ben söylüyorum. Benim sadece motorum ve özel hayatım. Tamam, benim de yemeklerim var belki. Var, ben de denizi seviyorum. Göz olmaz doyurmuyor. Mı? Peki. Sizin abi, gözünüz doymamıştır. Eline sağlık diyelim. Sonra, Aybüke Hanım'ın profiline evet benimkine baktığı için merak edip baktım. Acaba dedim çok güzel yemekleri mi var, neler yapmış söylediği kadar iddialı mı? Benimkini karıştırdığına göre belki ben de bakabilirim ve bir şey söyleyebilirim gibi düşündüm. Sadece bu amaçla baktım ve hiçbir şekilde tek bir tane yemek fotoğrafı ben göremedim. Aşçılığıyla bu kadar övündüğünü söyledi. 2 yıl okumuş, sanırım bunu 4'e tamamlamak istiyor ama yemekle ilgili hesabında profilinde hiçbir şey yoktu. Ben beklerdim. Aşçılığıyla övünen birinin sosyal medyasında yemekle ilgili, yemekle alakalı bir şeyler görmeyi ben de isterdim açıkçası. Çok tercih etmiyor ama dilinden de aşçılık meziyetlerini düşürmüyor. Hülya'nın onu demesi çok saçmaydı yani. Sana ne sevgilisinden, sana ne profilinden. Sen detaylara girdin, onlar niye sonuna kadar gitmişsin? Sana ne, sen bir kıskançlık mı yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kalktın kızı o sevgilini paylaşmışsın, herhalde onu sunuyorsun diyor. Öyle şey olur mu? Ben olsam yani yırtardım onu orada yani. Ara yemeğin neydi? Ara yemeğim İtalyan salatalı volavan. İtalyan salatalı volavan. Milföy. Evet, milföyün üzerine İtalyan salatası. Sen nasıl buldun menüyü Şahin? Menüyü ben çok kolay buldum. Yani gastronomi öğrencisi olduğunu ısrarla vurgulayan bir yarışmacının mezunu. Ve mezunu. Böyle menü çıkarmaması gerekirdi bize. Hmm. Bir kere hazır ve tekrarı olan ürünler dolu. Hmm. Yani dün benim masayı parmesana boğduğumu söyleyen kişi Aybüke Hanım'dı. Bugün bizi mayoneze boğacak. Mayonez İtalyan salatasına boğacak. Mayonez hangi üründe var fazlaca olarak?
Yani benim saydığım kadarıyla iki ürününüzde var mayonez. Beni resmen stoklamış, en aşağıya kadar inmiş ama benim öne çıkanlarıma bakmamış. Baksaymış zaten okuldaki fotoğraflarımı görecekmiş. Yani çok basit. Sadece cheesecake'le kurtarabileceğini düşünüyor sanırım Aybüke Hanım ama kurtaramayacak. Kesinlikle yetmez. Hakkını verirse onun puanını tabii ki alır. Tabii ki. Ama diğer ürünler, önümüzde sürekli hazır ürün geliyor. Bu zaten şu an tam bir fiyasko. Ya buna söyleyecek hiçbir şey bulamadım. En azından biraz çeşitlendirilseydi daha iyi olabilirdi. Ama lezzetsiz değil ya. Avokado falan ben sevdim yani. Yani Zuhal Hanım lezzetsiz değil. Avokadonun bildiğimiz tadı, peynirin bildiğimiz tadı, domatesin bildiğimiz tadı. Üstünde ekstra bir çaba yok. Ekstra hani ne yapmış? Avokado sosu yapmış. Burşette zaten çok zor bir şey değil. Ya yani. Ekmek arası sandviç işte. Ekmek arası bile değil. Yani onu biz satıyorduk işte. Zuhal Hanım, ben niye uğraştım yani hazır bir şey, hep hazır malzeme. Ya tabii işte orada ikiye ayrılıyoruz. Zorluk mu, lezzet mi? Yani Şükrü Bey, iki gündür yenilen çorbalardan çok daha lezzetli de en azından yarısından fazlasını yediniz burada. Ben hiç vallahi evet, iki gündür yapalım. Çorbalardan yine senin tavuk çorba olmuştu, kusura bakma da senin de aynen, değil mi? Kuş konmaz suyu. O yüzden biz de çorba dedik, bir gelse de içsek yani. Benim çorbam da kötü değildi. Çok lapaydı Şükrü abi, biraz, çok tavuk fazla. Çorbanın kıvamı yoktu Şükrü Bey, Allah için o çorbayı savunmayın ya. Hayır, lezzetli yerindeydi benim çorbam. Çorba lapaydı, nasıl lezzeti yerindeydi? Evet, lezzeti bayağı yerindeydi de az biraz kuyulu vardı ama Şükrü Bey yapmayın. Yani siz mümkünse menüyle ilgili bugünkü şeyleri savunmayın. Peki, yani kendi gününüze dönmeyelim sizin tekrar. Bugünkü menü benim Allah için döndürmeyin bizi o güne tekrar. Bugünkü menüyü benim menüyle kıyaslayabilir misiniz? Bugünkü menüyü kağıt üzerinde evet sizin menüyle kıyaslayamam. Zahmetlilik konusunda da sizin menüyle kıyaslayamam. Ama önüme çıkardığınız şeyi sabaha kadar eleştiririm burada. Ya tabii ki şimdi üçüncü günümüzde Şükrü Bey'in, Şükrü abinin, Şükrü Usta'nın menüsü tabii ki en zor menüydü. Onda evet, herhalde hemfikiriz. Fakat işte neticeye bakıyorsun. Mesela seninki de dün aslında fena bir menü değildi ama yani çok büyük hatalar yapmıştın. Niye öyle oldu bilmiyorum. Heyecanına mı yenik düştün, zamanını mı iyi kullanamadın, planını, programını mı tam yapamadın? Ya heyecanın etkisi oldu tabii ki. Mutlaka. Mutlaka oldu. Ama ya en azından yanmış ürünler çıkartmadım. Hemen hemen hepsi yenilebilecek, tadılabilecek durumdaydı. Mesela bizim benden önceki günde tadamadığımız lezzetler oldu. Yesek de yutamadığımız lezzetler oldu. Yarısı çiğ, yarısı... Benim yemeklerimizi çoğunu beğendiniz. Pilav mesela beğenmiştiniz. Çoğunu beğenmedik. Hülya Hanım da beğenmişti. Şükrü Bey yanlış hatırlıyorsunuz. Kimse çoğunu beğenmedi. Çorba yani çok kötü değildi. Çorbayı beğenmedik. Önümüzde getirdiğiniz şeylerin hepsi soğuktu. Pilav'da bir sıkıntı oldu. Ve Hülya Hanım da aynı şekilde Ben size 5 puan verdim. Neden acaba? Nasıl bir adalettir peki? Ben size 5 puan verdim. Şahin Bey'e 6 puan verdim. Çünkü onun sadece... Bu menüyü kıyasladığınız zaman Şahin Bey menüsü 6'lık mıydı? Daha fazla yiyebildim, evet. Hayır, ben çorbası suydu bir kere. Çorbada bir terbiye denen bir şey yoktu. Ama bunların zaten yorumunu yaptık, söyledik. Ben kırdığım 4 puanı nereden kırdığımı söyledim. Hayır, eğer ki bana 5 verip de oraya 6 verdiysen... Üçüncü güne kadar en yüksek puan verenlerden birisi benim. Menüzün aldığı puandan her halükarda bir adım daha yüksek olmalıydı zaten. Bu da aslında adaletsizliği yapan kişi Hülya Hanım değil. Burada puanlarda adaletsizliği yapan kişi... Bir saniye, düne dönelim. Peki, senin dün çorban kesinlikle olmamıştı. Hangi çorba dersen tabii ki Şükrü abinin çorbası. Bir tık daha iyiydi, lezzeti falan. Seninki çorba diyemezdik, kusura bakma. Ara yemeğin neydi? Ratatouille. Ratatouille. O olmuş muydu sence? Sen memnun musun ratatouille'dan? Hayır, o da olmuş. Hayır, o da yani olmuş. Tam anlamıyla peki, değil. Senin de lahmacunun yanmıştı biraz. Lahmacun biraz yanmıştı. Ona da olmadı diyoruz. Zuhal Hanım, altıda çiğdi. Yok, tamam, lahmacun olmamış. Ara yemekte eşitsiniz. Çorbada bir tık Şükrü Bey önde. Şükrü amca hala çorbasını savunuyor burada ya. Diğeri de çorbasını kuş konmaz. Kuşu koymuş ama kuş konmamış. Şahin amca, Şahin Bey, siz daha kuşu konduramamışsınız. Ana yemeğin senin bir stroganoftu. Stroganoftu. Pilavın vardı. Bir stroganofu çok beğenmedi kimse benim anladığım. Değil mi? Evet. Dün ben iç açıcı yorumlar duydum ana yemekle ilgili.
kreması da kesmiş dendi. Hı-hı. Pilavını beğendiler. Salatanı hiç olmadı dediler. Senin de ana salata yemekte zaten, tavuk şişin, kuzu şişin güzeldi. Adana'n olmamıştı. Lavaşın Adana vardı. Pilavın zaten güzeldi. Lavaşın da güzeldi. Salatana da çok ekşi dediler. Evet. Ama orada da biraz sanki Şükrü abi bir tık daha önde gibi. Çok öndeydim yani dünkü menüye tatlı göre çok öndeydim. Maalesef söyleyemiyoruz. Dünkü tatlı da maalesef cheat. Yani sen memnun mu kaldın mı bir oyundan? Tatlıdan memnun kalmadım, hayır. Tatlıdan ben de memnun yani kalmadım. Yani içinin formu ama sanki sufle gibi yani böyle akışkan. Tam yani tutturamamışsın onu. Ama Zuhal Hanım, Şükrü Bey'in menüsü daha meşakkatli, evet, daha ağırdı. İyi de yani ortaya da hak etmiyordu. İşte hayır, ortaya çıkan şey, ortaya çıkan şeye he bakmamız lazım. Şimdi evet, yani Şükrü Bey'in menüsü, emek var Şükrü Bey'in yani menüsü, dışarıda, bakın içeride. Şükrü Bey'in menüsü kağıt üzerinde 10 numara bir menüydü. Yok saydık ve şimdi olur mu yani? Ben gördüğüm zaman o menüyü, bakın ben bir yarışmacı olarak o menüyü gördüğümde. Bir şey Şahin, şimdi olmuş yemekleri sayıyoruz, sen de hemfikirsin, kafa sağlıyorsun, evet evet diyorsun. Şimdi senin olmamışlarınla Şükrü Bey'inkini koyduğumuzda kefeye onunkilerin daha fazla olmuş olduğunu görüyoruz. Zuhal Hanım, yani burada işin içine lezzet de giriyor tabii ki. Ama tabaklama, sunum, porsiyon. Yani ortada tam anlamıyla getirilemeyen bir Adana vardı. Hiçbir şekilde önümüze çıkmaması zaten gereken bir tatlı vardı. Doğru. Yani benim porsiyonlamam, sunumum, tabaklamam bence Şükrü onun Bey'den daha iyiydi. Onun porsiyonlamasında Adana'da sıkıntı vardı. Bir Adana'da sıkıntı vardı. Benim tatlım yanmıştı. Arkadaşımızın da tatlısı çiğdi. Teşekkür ederim. Yani. Efendim ben, Ayşe? Ben 5 alıyorum. Hülya Hanım'a dedim. Arkadaşımız 6 alıyor. Ne dedi Hülya? Duyamadım sana. Ha, ve Milfa'ya gelir dedim de umarım bunu da ucundan yemezsiniz dedi. Ben de umarım diyorum. Umarım tadına buyurun bakarsınız. İtalyan tadına salatalı bakıyoruz zaten var mecbur olduğumuz için. Şimdi madem İtalya'dan gittik. Şimdi Milfa'ylı bir ürünüm var Aybüke. Evet. Nedir? Hamur. Bir önceki neydi? Bruschetta, ekmek. Şimdi ben senin yanında olsam bir minestrone çorbası falan yapardım. Hem bu kadar eleştiri almazdın. Hem de daha isabetli olurdu. Madem de İtalya'dan gidiyoruz. Aslında güzel olabilirmiş evet, yani. Ama çok fazla yapıldığı için bir de hani protein karbonhidrat olarak baktığımda porsiyonlama olarak da gramaj olarak da çok fazla bir hamur olmadığı için ondan diyorsun. Ondan tercih. Peki. Senin tercihin tabii. Havuçları kendiniz mi açladınız? Bütün garnitürleri kendim açladım. Ha güzel, bezelye. Hazırım. Doğradım, kendim patates açladım. Hı. Tabii milföyün pişip pişmemesi de önemli burada. Burada sadece çiğ salatayı kalmış. Yapma ya. Bak. Çıtır çıtır inmesi lazım da biraz zor kestim. Bak. Buyurun, benimkine de var aynı şey. Heh. Yani başlangıç. Hamurluk mu var içte? Bak Zuhal Hanım. Burada. Başlangıç ve ara yemek hazır ürünlerle bezlenmiş iki tane ürün geldi önümüze. Şahin Bey, çiğ olup olmadığını nasıl anlayabiliyorsunuz? Yeterince çıtır, bekleme süresinde göz önünde bulundurur musunuz? Çünkü biliyorsunuz bekleme süresini göz önünde bulunduracak olan hazırlarken sizsiniz. Hı hı. Çıtır olan yeri neresi? Çıtır olan yeri sessizlik isteyelim isterseniz bakalım çıtırıyor mu? Ben kestiğimde de çıtır çıtır ses geliyordu. Sanırım siz çatalla böyle bölmeye çalıştığınız için olmadı pek. Ya zaten çıtır ses geliyor da ortası pişmemi. Evet, ay, ya çıtır ses pişmemi. Şimdi bunları yaparken var arkadaşlar bir yorum yapayım. Milföy hamurunu fırına attın, fanda yapacaksın. Fanda pişirince ara yerlerine temas ediyor. Evet, bu arada içine hamurlar birbirine yapışsın diye yumurtanın akı sürülüyor. Su beğenen var mı? Güzel olmuş. Pişmemiş diyordun deminde. Ben üstünü yemedim. Nasıl yemedim? Ya şunlardan yedim. Hamurdan da biraz yedim ama şey pişmiş olarak. Pişmemiş mi içi? İçi böyle işte. O da diyor ki yumurtalı şey sürdüm yapışık. Ama çiğ. İçi çiğ. Bence içi çiğ tam pişmemiş. Arkadaşlar şey, işte, içi hamur, çiğ değil mi? Zaten üstteki de Amerikan salatasının yani Milföy'ün pişip pişmediğini anlıyoruz herhalde diye düşünüyorum evet, değil mi? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Renginden, tadından. Ya, tam pişmemiş, hamur kalmış. Tuzsuz, tat tuz alamadım. Tuz alamadınız. Tuz hiç yok. Siz tansiyon hastasınız normalde. Hani işte bu da tam tuz olmaz. Tuz sevmediğim halde bu tuzsuz geliyor bana düşünün. Ha düşün evet, o kadar sizin diyorsun. Sizin damak tadınızda bence bugün bir problem var. Sizin yaptığınız hani bence o tuzlu sizin yaptığınız yemekten sonra bir problem var. Benim damak tadımdan değil. Ve hamur. Midemize oturacak bu çünkü. Hamur değil, çiğ kalmış içi. O yüzden şey hamur farklı hamur. Bak. Yani işte hamur kalmış içi. He hamur işte. Yani sonuçta bu da hamurda yapılmış ya. Pişirdikten sonra, bekledikten sonra biraz iniyor ya.
O şeyi bilir misin? Hani üstü mesela çıtır, altı da çıtır. Pişmemiş olsun burada. Bak kendiniz de gösterişi görüyor musunuz? Şimdi bembeyaz, şey altı işte çiğ hamur kalıp için pişmemiş. Bu kadar pişmemiş olur işte yani. Ne bekliyor? Kendi tavanızda... 40 kat milföy açsaydım 2,5 saatte sadece ya. Açılıyor. Milföy nasıl açılıyor Sabahat Hanım? Hayır, o yufka aç, onun yerine bir börek olsa açılırdı. Zor bir normal şey değil börek ki. Evet. Bildiğimiz 5 çayında yediğimiz patatesle el açması gibi. Yani ne? Hep patatesli de demişiz herhalde. Bunun ıspanağı var. Tamam, ıspanaklı o da 5 çayında yiyor. Pırasalı var. Sonra boşnak böreği var. Niye tutturmuşsunuz patates şudur bu da böreklerinize hakaret etmeyin lütfen. 5 çayında olmuyor mu? Allah 40 kat yufka da açılır. Ama bir şey soracağım Aybüke. Şimdi tatlım bir soğuk başlangıcım var. Bu da aslında soğuk. Ya ara anladım soğuk. Ben de onu niye demek istiyorum. Niye iki tane ara soğuk? İki tane yani sonuçta jambon kullanmışsın iki yerde de. Yani bu ara sıcak olabilirdi. Yani mesela bir tane şey yapabilirdin. Zorlan bu başlangıcı eklenebilseydi. O patlıcanlı melanzane. Melanzane yapabilirdin en azından o patlıcanlı şeyli. Veyahut başka yani İtalyan gittiysen. Şimdi bir tane soğuk bir tane daha soğuk. Bence bu başlangıcın yanında konulup çeşit yaptırılıp zenginleştirilebilirdi. Ya da hiç öyle yemek yapmasaydın iki soğuk başlangıç yapsaydın. Ya bizim önümüze şu an iki süreçte de birer lokmalık ürünler geldi. Ya porsiyonda sıkıntı yok. Bu tamamdır ara yemek için. Porsiyon sıkıntı yok. Sunumu da güzel. Ama gel gelelim seçimde evet. Bir hata var bence. Sen ne diyorsun Hülya? Sunum olarak evet güzel. Güzel porsiyon güzel. Olarak da güzel ve yeterli. Salatası nasıl? Dışarıdan çıtır sesler evet birkaç noktadan geldi ama hamur konusunda pişmediği konusunda ben arkadaşlara katılıyorum. Salatasına da özellikle tadına baktım. Bana bir tık tuzsuz geldi salatası. Artı ben şarküteri ürünlerini kendi evime almıyorum ve tüketmemeye çalışıyorum. Şu an... Sağlıklı bulmuyorum ve tercihim değil. Bunu da mı sorgulayacaksınız? Onu söylüyorum zaten. Sadece yemek durumunda olduğum için yedim. Tadına bakmak durumunda olduğum için yedim. Mecburen diyorsun. Evet gerçekten. Devam edecek kadar güzel değil mi? Hayır değildi. Ben keyif alamadım. İkinci yemek yine keyif alamadım. Ve milföyü bana keyif alamadığım şekilde getirdiğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun diyorum. Peki dünden türündeki yorumunuzdan tek sonra bakıp, bunu hak ettiğinizi düşünüyorum. Mı? Evet baktım ama bu arada şunu unutmuşum. Sebzeleri alıp kendiniz doğrayıp haşladığınız için de bu evet ekstra bir emek. Garnitür olsaydı yorumlarım çok daha fazla sert olabilirdi. Hazır kullanmamış. Evet. Evet. Tabii. Şahin? Yani sebzeleri alıp haşlayacak kadar vaktimiz var zaten. Menünün bütününe bakarsak bu çok şaşılacak bir durum değil bence. Arkadaşların hepsiyle hemfikirim. Yani çiğli konusunda da hemfikirim. Tuz konusunda da hemfikirim. Ben hiç tat alamadım açıkçası bundan. Ya beğenemedim bunu maalesef. Tuzlu bana iyi geldi ya. Evet neyi beğendiniz? Şu ana kadar hiçbir evet, şey galiba. Evet yani mesela şu şekilde yorum hiçbirinizden gelmedi. Tuzlu iyi. Bezelyenin havucun veya işte patatesin pişme dengesi çok iyiydi diye veya güzel pişmiş diye bir yorum evet, gelmedi. Evet gelmedi. Güzel dedim, güzel dedim ya. Güzel pişmiş mi garnitürleri? Patatesi suya koyduğunuz 15 dakika beklese patates kendisi de eriyip gidecek. Onu ya, Abiken bu menüde onu da pişirin ya. Keşke siz de çorbayı yapabilseydiniz. Biz ama de çorbayı. Aşçılığıyla övünen sizsiniz. Bu masada ben aşçıyım ya da ben gastronomi okudum diye ama bir şey söylemedim. Ama 20 ülke gezdim dediniz, farklı tatlar bakın şunu, dediniz. Bakın şunu 3 gündür aynı şeyi tartışıyoruz. Ben 20 ülkeyi yemek yapmayı öğrenmek için gezmedim. Yedim, geldim, yorumluyorum bu kadar. Bence siz ama 20 ülkeyi sadece övünüyorsunuz. Eğlenmeye gitmişsiniz, o şekilde gezmeye. Oh nerede akşam orada sabah Şahin Bey. Öyle, öyle. Ama şimdi 20 ülke gezdi diye dün de söyledi. Bu adam iyi yapmak zorunda mı yemekleri? Yani vizyonunu yani fotoğraf, genişletir o ayrı bir şey. Fotoğrafım yok deniliyor diğer ülkelerde. 20 ülke gezdin, bunu mu yaptın diyorlar. 20 ülke gezdin, önümüzde çorba çıkardın diyorlar. Ama siz de bunu zannediliyor ki şimdi hepsinin aşçılıkla yerine teşkillendirmedim deyince ben de fotoğraf yok dedim. Hemen laf bana zor hayır. Ben hepinizle konuşurum. Hep beraber. Hepinizin bir aşçılıkla yakından uzakla alakası olduğu sizin için beni de öyle zannediyorsunuz. Size konuşuyorum şu anda. Evet, hayır. Tamam. Oradan hemen lafa girdi de zehirli mantar gibi. Burak. Tamam, biz sizinle ben konuşalım. Zehirli mantar ya, ben biz sizinle dedim. Biraz karşılıklı konuşalım. Yok evet. Yok, anlamadım. Kötü bir şey mi? Şey mi de onu da anlamadım. Hayır ya, kötü değil. Zehirli mantar her yerde çıkar ya böyle. Her köşede görürsün. Lafa girenlere biz öyle deriz. Kötü bir şey değil ki. Şey Şükrü Bey bana ilk gün kendini göstermeye gelmiş. Ben şu an konuşuyorum. Mantar da bari. Mantar gibi her yerden bitiyorsun da. Zehirli ne? Zehirli mantar işte. Yabani mantar. Sizde farklı tabirler var zaten. İlk günde bir tabiri vardı. Ne olduğunu hatırlayamıyorum şu anda ama sizden birkaç tabir öğreneceğiz. Götür git kendin ye.
Bunu bitleyecek miyiz? Niye bitleyeyim ya? Hayır, siz ben yine yanlış anladım. Niye bize de bitlememize gerek yok? İlk Türkçe nereye gelmiş? Azerbaycan'a, değil mi? Evet. Götü git kendin ye onu, ben yemiyorum diyoruz. Sen ne anladın? Ben anladığımı söylersem ya mesela Ege'de de Buldan'da falan işte, şimdi yok vardır. Bir saniye. Bizi de Denizli'de, Buldan'da, Ege'de götü verdim, götü geldim. Benim götür git kendin ye. Tamam. Ben bunu beğenmedim. Sen yemiyorsun. Ben nasıl yiyeyim? Götü git kendin ye. Anladın mı? Bunu katı dersem öyle. Tepem tasını attırmayın. Gerçekten Şahin Bey'in üstüne atlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ya zehirli mantar her lafa girer ya, her yerde istemesin her yerden çıkar. Ama kendini savunamıyor. Zehirli mantarın anlamı o. Kötü bir anlam değil yani. Her şeye maydanoz oluyor. Olduğu gibi de kendini savunsa dese ki haklı. Ben diyorum ki haklı yere kızı savunuyor. Kız diyor ki yok sen böyle diyorsun öyle diyor. O zaman sen konuş. Olumlu konuş. Sabah Hanım'ın bana zehirli mantar demesine kızmıyorum. Hiçbirisinin bana bir şey demesine kızmıyorum. Şuradan giriyor şuradan çıkıyor. Benim için sıkıntı değil. Zaten iki gün sonra hepsini unutacağım gidecek. Peki biz sizin hazır karşılıklı konuşmaya başlamışken diğer yemekler gelene kadar. Evet. Siz bana sadece şunun açıklamasını yapar mısınız? Elinizi vicdanınıza koyup. Tamam. Şükrü Bey'in menüsüne 5 verip önünüze kömür gibi yanmış ürünler çıkartan. Yiyemiyorum yanmış midem ürün. Ekşidi. Ben mi bitireyim? Tamam, yiyemiyorum tersin, midem tersin. Ekşidi dediğiniz, bu çorba olmamış dediğiniz ürünlere, porsiyonu yetişmeyen ürünlere 5 puan verip benim menüme neden 4 puan verdiğinizi açıklayabilir misiniz? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Senin çorban geldi. Bir kaşık içemedim. Senem sonra o neydi ya? O ratatü dediğim bizim karışık türlü geldi. Ne şey pişmişti. Adını patlıcan pişmemiş. Patates, böyle tamam. Vurunca belki hissettiğini çatal çıt etti. Ona da öteki yemeğin yine peynir böyle tarafa koydun. Yemeğin içinde işlemiyormuş bir sürü ürün var. Eti ben var. Ben sadece patates yedim. Straganov. Bir bırakın da konuşayım. Tamam konuşun. Patates yedim. Gelen şeyiniz, folitanız geldi. Hiçbiri demiyor. Şey kesmiş. Aa çok güzel, çok lezzet. Ayol kesmiş şey orada görmüyor musunuz? Yani içinde olan hiçbir ürünün bir değeri yok mu sizin için? Ürünüm var. Ama böyle kaşığı kaldırdım kesmiş beni diyor. Böyle pütür pütür pütür. Bu gözden kaçar mı? Ben nasıl peki beğeneyim? Tamam peki pilav. Şu an Şükrü Bey'le kıyasladığım için söylüyorum. Pilavı beğendiğim için verdim zaten bir puanı da. Şahin Bey benim, tamam. Benim menümle kıyaslamayın. Benim menüm. Bunun menü meşakkatli kurban olayım. Çok yapma. Ya şunu. Bu adam bakın, o küne bunu, bir dakika bir dakika. Şükrü Bey bir dakika. Eğer bu adam o künefeyi yakmasaydı. Eğer o dürümler de gelseydi Ferişli abunu geçemezdi. Tamam bu söylediğim bir ihtimal. Kaç puan verdin o zaman? 8'i basardı. Basar mıydı? Evet. İnşallah yani öyle geldi. Yani 8'i basardın kısmı bana çok samimi gelmiyor bu arada. Yemin ederim verirdim. Ama önünüzde siz şu an bana ihtimal söylüyorsunuz. O menünün ya tamamı, o menünün, kardeş? O listede yazan şey tamamı benim önüme gelseydi ben de 10 verirdim. Ben böyle böyle verir miydim? Gelmedi. Ya i̇şte gelmedi. Mesela verirler mi? Kesinlikle vermezlerdi. Yarışma, Bu yarışma vermezlerdi. Ben gelen bir insanım. O zorluğu çok iyi biliyorum. O mangalda yanmaları ben çok iyi biliyorum. Bak her yerime bıçak girmiştir Sabah benim. Sabahtan ben bir konuşabilir miyim? Evet. Belki vermiş olsalar da arkadaşlarımız da verirdi. Düşün. Ben ya o onlar vermez herkes gününü oynadı ya. 5 puan alıyorum. Ya bir yarışmacıya 4, bir yarışmacıya 5 puan veren siz mi söylüyorsunuz günde oynuyorsunuz ya? Ben niye... Sanki siz Şükrü Bey'e 6-7 verdiniz, bana 7-8 verdiniz. Gelmedi arkadaş, damak tadım değildi. Niye vereyim ya? İyi de burada ben sizin damak tadınıza göre yemek yapamam. Nasıl? Ben sizin damak tadınıza göre yemek çıkartamam. Sen diyorsun Akdeniz salata. Akdeniz salata, Kars'a gidiyor bizim salata. Ne? Ya sizin Kars'tan gelen menünüzü ben göreceğim zaten, onu tamam, çok merak ediyorum. Bir ama burada yok. Ben menü hazırlarken bana şunu söylemediler. Sebahat Hanım geliyor, ağzının tadı budur, buna göre Akdeniz yemek çıkar demediler. Akdeniz salatayı bir açıklamasını yap bana. Yap. Siz bana yap. Şu total menüye, bakın önünüze... Totali bırak, önünüze kömür kaybetti. Gibi gelmiş bir menüden... Ya sen daha adam bir geçmiş puan gitmiş, gitmiş gitmiş, sen kendinin menüsünü söyle. Benim burada sorguladığım şey sizin yaptığınız adaletsizlik. Ya. Beni. Evet. Vallahi öyle gayet rahat yatıyorum ki. Neden? Ya sen çorban. Çorban falsoydu. Öteki gelen yine öyleydi. Ya bari biraz çok koy. 2 tane patlıcan koy, 2 patates koy da bir patatesi yedim ya. Bye.
İbrahim Bey'in bugün çenesi çok açılmış, çok fazla konuşuyor ama gereksiz ve boş konuşuyor. Şimdi ana yemeğimiz Meksikan chicken. Yanında ne vardı Aybüke? E olsun ama bir yemek var illaki, verilecek yani. Ya bir saniye, Aybüke ne vardı yanında yemeğin? Garnitürlü basmati pilav vardı. Garnitürlü basmati pilav, salata neydi? Yayla soslu nova salata. Ha, bu salatayı bilen duyan var mı? Hayır. Yayla soslu nova, senin tarifin mi? Bu bir şefimin tarifi. Yayla soslu nova yalata yapacağını yayla çorbası Aybüke yapsaydım. Aybüke Hanım herhalde unuttu biraz önce. Abre elle biraz da demin siz dediniz ya bir abi yaşı hocamız domatesi işte koyup evet. Koyup şey yapıyor. Aybüke Hanım eldiven var. Elle doldurdu. Ben başlayarak araya girdim sonra. Başlangıçtan beri sürekli elimde eldiven var. Burada karıştırdım, değiştirdim, yenisini taktım. Eldiven var, ben Ali vardı diyor eldiven. Eldivensiz doldurduğunu ben burada salatayı. Gördüm. Şükrü amca bence senin gözlerini görmüyor. Hayır, gözlük takmama rağmen. Yani siz iki gözle bakıyorsunuz, ben dört gözle ya bakıyorum. Ya burada hani kameralar falan olmasa tamam hayır, diyeceğim de. Hayır ya orada eldiven, ben bir gözüm orada ya. Bir de değiştirdim, tek eldivenle de çalışmıyorum. Benim servislerim nerede? Vallahi tabağın benim de içindeydi, aldım. Yenilerini getirebilirim. Şey, hepsini topladın götürdü. Tabağın içine koyduklarınızı aldım sadece. Hem kenarda da vardı bir tane yavrum. Yedeğin de mi gitti? Yedek de gitti. Benim de yoktu, benim yediğimi. Yemeğe çok hevesli misiniz gibi bir de servis soruyorsunuz. Ya ne diyorsun sen? Yani yemeğe çok hevesli misiniz gibi. Yemeğe hevesliyim ki buraya gelmişim. Bir de servis soruyorsunuz ve soracağım size gülüyorum. Soracağım tabii, Allah Allah. Ya Allah aşkına tabaklardan aldınız iki çatal. Yedim mi? Üçüncüyü aldınız. Ay siz sanki çok yediniz bugün. Ama yedim ama Aybüke'nin yemeğini yedim işte servisini. Şahin Bey size bugün çok heyecanla bekliyorsunuz. Sürekli neyi sesiniz çıkıyor. Bir saniye Aybüke bir şey diyor. Şahin Bey'in bugün çok fazla çenesi açılmış. Kendi günü geçti ya bence. Yani bana masada yapılan adaletsizlikten sonra çenemin açılması gerekiyordu. Ay. Siz ama istikrarlı gidiyorsunuz. İstikrar iyi bir şeydir. Ne Şükrü Bey'e 4 puan, bana 4 puan. Aa 2 4. Beğendiğim olursa 5 de veririm, yani 8 ben de veririm, 9 da veririm. Tamam bakın şu ben Türk mutfağına daha yakın bir yarışmacıdan Şükrü Bey'in menüsünü yandığı halde beğenmesini bekleyebilirdim. Ama sizin bu konuda sen vizyonunuz daha geniş olmalıydı. Sen Şükrü Bey'e kaç puan verdin de oradan bağırıyorsun? Vallahi hiçbirini yemedik. Ben 4 kendi puan verdin adama be. Tamam. Emeğine saygı duymadın be. Siz benim emeğime saygı duymadınız mı? Ne diyeceğim, emek mi verdin orada? Çayın Bey bu masada bana vizyonsuz diyebilecek bence en son kişi sizsiniz şu an ya. Neden en son kişi? Hepiniz aşçılık geçmişi olduğu için mi vizyon konusunda ben vizyonum vardı yani. Cevap veremiyorum size. Peki. Meksikan chicken geliyor. Bu sen beni bana sarıyordun da ne diyorsun sen? Yemeğin yok, yemek yiyorum. Az tadım olsa yiyorum ben. Bana yemek yemiyor diyorsun. Bal gibi de yiyorum ben. Ben sizi çok yerken göremiyorum ama biraz daha dikkatli izleyeceğim. Bugün karşılıklı oturuyoruz Sebahat zaten. Sebahat ablaya karışmayalım. O yemek istediği zaman zaten fazlaca tadına bakıyor. Yani söylüyorum ama o kadar yiyorum. Ne yapayım ben, harıl harıl ekmek mi yiyeceğim? Ne dedim, kızarmış. Güzel yani. Kızarmış güzel. Biraz üstünde bıçak çatal gezdirdiniz. Yedin. Ekmek. Oynama ekmek, bana evet. Yedim diyorum. Bu da milföy. İşte milföy zaten ne kadar pişebilir ki? Ne dedim? Şey yaptım işte, dedim biraz çiğ kalmış. Yalan mı söyle? Ama salata işte, baba geldi. Bak. Baba mı? Ya işte salata işte, buna salata diyorlar. Bu Şükrü Bey eldivenlerimi normal tekrar değiştiriyorum. Görmek isterseniz şöyle göstereyim buradan. Bunu Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğim. Bir çatal rica edebilir miyim? Tabii. Ya kendi hiçbir şey çıkaramıyor, bana sarıyor. Siz ne çıkartacaksınız çok merak ediyorum. Ya o da bana kalsın arkadaş. O zaman da siz bana yürürsünüz hucu. Heyecanla bekliyorum sizin gününüzü. Heyecanlanma. Rahat çok ol. Çok heyecanlıyım. Rahat ol. Ben çok yemeyeceğim, yükün altına girme. Afiyet olsun. İnşallah. Bol bol ye. Karnın doyacak bugün. Evet. Özel bir şefin tarifiymiş bu salata. Ben çünkü Nova diye bilmiyorum. Peynir var. Nova salatası ya, şey yayla. Ben de dedim ya bir yayla çorbası yayla yapaydı. Yayla mı? Yayla bir şey dedi. Yayla soslu. Ha yayla soslu. Ha yayla soslu. Novasa pardon. Sizi biraz rahatsız edeceğim ama servis tabaklarını aldım. Tabii unutmuşum. Sebahat Hanım, Aybüke Hanım sizi sevdi galiba. Sebahat abla diyor. Bize hep siz diye hitap eder. Şükrü amcaya da Şükrü amca diyorum. Hülya Hanım, siz normal hayatınızda da bu kadar kıskanç mısınız acaba? Bir de benim sosyal medyama Aybüke bakın bakalım yemek var mı? Aybüke Hanım'ın soru cevap vereceğim. Benim kıskanç olduğumu nereden çıkardınız? Ben aranızdaki samimiyette sadece vurgu görüyor yaptım. Musun? Belki de puan çünkü, konusunda bak, anlaşacaksınız. Bak, bak. Afiyet olsun. Gör Şahin. Sana göstereyim. Midem diye başlamayın da ana yemeğe doğru. Hayır, senin afiyet bal şeker olsun. Senin çorbana midem delirdi.
Sebahat Hanım, siz Aybüke Hanım'ı mı koruyorsunuz acaba? Benim! Ne dedin? Siz Aybüke Hanım'ı koruyor musunuz dedim acaba? Bağırmam mı? Gerekiyor. Farkında mısın? Megafon muydu? Bir şeydi, var mı acaba ya? Sebahat Hanım beni duymuyor. Mikrofon verin Hülya. Ne dedim? Burnunla konuşma, o kadar kırılma. Burnunla konuşmuyorum. Hülya Hanım, bence ben sempatik olduğum için beni seviyorlardı. Siz antipatik olduğunuz için. Ben Aybüke Hanım'ı korumuyorum. Çok antipatik buluyorum ben de kendimi Aybüke Hanım. Çok haklısınız. Aa, demeyin öyle şeyler birbirimize kızlar. Ben kendime söyledim, ona bulaşmadım bile. Yok yok, çünkü bir şey yok, siz benim sosyal medyama baktığınızdan beri kıskançlık üzerine giriyorsunuz. İlk siz baktığınız için bu yol açılmış olmasın? İlk pası siz attınız, ben de gol sen yaptım. Sen bana laf atıyorsun, oraya cevap veriyorum. Benden söz almadan i̇şte hep beraber bir... konuştuğumuz için dinlemeyeceğim. Evet, bugün bir samimiyet var aramızda zaten. Konuş. Aynı anda konuşuyoruz, bitirdim. Aynı anda susuyoruz. Bizim maalesef öyle huyumuz var. Salata yeme şansım. Ne yaptın? Öyle iyi. Ben seni konuşmazdan öp ediyor muyum? Bırak istediği gibi, elleşmeyesin ya. Kızım çok güzel olmuş, eline sağlık. Oo! Afiyet olsun. Yani salatayı ilk görüyorum, Sabahat Hanım'dan geldi. Ben de beğendim. İyi yorum yapmanız çok normal. Hülya. Gerçekten şaşırtıcı ama Aybüke Hanım, salatanızı beğendim. Afiyet olsun Hülya. Galiba bize dünkü salatadan sonra gerçek salata sanmadım. Evet, güzeldi. Salata çok güzel olmuş ve salatamı da bitirdim. Ben de beğendim. Bak, güzeldi. Ama bak şimdi biz güzel olmadı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ben sizi şu yüzden yiyorum işte. Ben tamam yedim, bitti. Siz bugün bu masaya çok pozitif gelmişsiniz. Neden? Siz dördüncü gün yarışmacısı mısınız, beş mi? Yarın mı yarışacaksınız? Yarın yarışacağım. Ben cevabımı aldım, teşekkür ederim. Ne demek o ya? Siz bugün biraz fazla Şahin pozitifsiniz. Şahin Bey, bence tek burada masasını oynayan kişi siz. Hep öyle değilsiniz. Ben hep öyleyim. Siz hep öyle değilsiniz. Ben beni tanıyan tanır, ben hep böyleyim. Ben sizi ben üç gündür tanıyorum, bana yetti. Niye, ne yaptım ben sana? Bakın sizin ayol sana nasıl, ne etti? Sen bunu kendini savunamıyorsun, yemeğini savunamıyorsun. Sizin burada nasıl puanlama yaptığınızı görecek kadar sizinle zaman geçirdim. Hayır, puanım yarın küçük sizin verdim, gününüz ve siz o yüzden bugün sempatik bir hanımı oynuyorsunuz. Ben günümü oynamıyorum. Ben bileklerimi, emeğimi oynayacağım. Gerisi boş. Hadi inşallah. Öyle. Salatayı herkes beğendi. Afiyet olsun. Yoğurt var içinde herhalde, değil mi? Evet var. Evet, mayonez güzel. Var mı? Biraz mayonez. Peynir var, yoğurt var, mayonez var, salata var. Peynir peyniri koymuştun. Tulum peyniri. Evet, tulum, tulum değil mi? Çok güzel. Erzincan tulumu mu? Erzincan. Erzincan. Çok güzel Erzincan, tat vermiş. Çok peynir. Güzel tat vermiş. Sen de niye Lolo Rosso koymadın? Niye Akdeniz'e mor yeşil? O da getti, çorbaya koyduk peyniri, getti önümüze bir daha koydu. Koyma. Zuhay Hanım, bugünkü bu menüyü de eleştirecek misiniz? Önümüze gelen ikinci mayonez. Bunu da eleştirin. Şimdi mayonez de koku yok, bir şey yok. Tamam yedik. İyi de ötekini kullanılan aynı mi, ürün. Şahin Bakın, Bey, kullanılan aynı ürün. Gramajı farklı ama. Efendim? Koyduğum gramaj sadece tat versin diye koyulan bir gramaj var orada. Siz benim gibi aynı ürünü kullandınız ya, üst üste bundan bahsediyorum. Tamam. Aynı garnitürler, mayonez, birçok yerde kullanılabiliyor ama. Yani sizin bu yarışmada bizim önümüze çıkaracağınız 5 çeşit yemek vardı. Bunun ikisinde şunu, mayonez kullanmayı tercih ediyorsanız sizin bileceğiniz. Şunu da diyeyim yani, gastro okumuş, şunu yapmış. Gerçi yemeği hafif fidel gastro. Gastroloji midir, vastroloji midir? Gastroloji. Gastroloji yani şeyden bahsedeyim. Yani hepsi soğuk geldiği gastronom için orada bir şey. Noktayı koyacağım yani. Başlangıç o. Gastronomi. Ay o yüzden. Gastritolemi dede, ülser oluyor, Allah korusun, reflü oluyor. Var o bende başka. İşte onlar. Gastrit, i̇şte o yüzden diyorum, başta da geldi şu kadar bir şey, üstünde bir salam. Diyorlar lan çocuklarımıza avokadoyu nereden bulup vereceksin? Avokado kürası kaç para sen biliyor musun? Yani avokado artık modern annelerin çocuklarına sürdüğü bir şey. Ya nerede yani sürüyor modern? Öyle öyle. Görmeniz lazım onu. Etrafı biraz takip edin, görürsünüz. Yemiyorlar. Takip etmeyin. Ben akşama kadar takip edeyim. Avokado salatası takip ediyorsunuz? Var. Takip yapılıyor. Çok güncel konular var tabii. Ben arada evde ev hanımı olarak ondan bahsedeyim. Yoksa tamam, çalıştığımız yerde var yani. Onu diyorum. Şimdi bildiğin bir de hindinin salamı. O bildiğin ekmek henüz tamam. Hindi yani demişken sizlere güzel bir haberim var sevgili Yemekteyiz izleyenleri ve de Yemekteyiz'e yarışmacı olacak adaylar. Yine yaptık yapacağımızı, tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezonda yeni yılda yılbaşı haftamızda ödülümüz tam 100.000 TL olacak. Biz yokuz. Şans, kader, kısmet. Ay. Yılbaşına özel yemekler yapılacak, menüler, masalar hazırlanacak. Ben ve geleyim ya. Gel, yılbaşı portakallı haftası yaparım şimdi. Belki eski yarışmacılardan da gelen olur, bilemiyoruz. Artık bakacağız. Ekibimizle değerlendiriyoruz başvuruları. Yemekteyiz yılbaşında yine geçen seneki gibi inşallah
100.000 TL'yi sahibiyle buluşturacak. Bu güzel haberi de şimdiden vermiş olayım. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Yani... Bacaklara bol şans şimdiden. Aha. Ve de kaç dakika oldu Gürbüz? 6. dakikadayız. 6. dakika, 7. dakikaya geldik. Salatalarımızı yedik, beğendik. Ana yemek nasıl Şükrü abi? Dün ana yemek tadına bakmadan şimdi yorum da yapmak istemiyorum. Tabii tavuk güzel soslanmışsa, sotelenmişse, pilavı da lapalaştırmamışsa. Sen yemiş miydin daha evvel? Güzel olmuştur diyorsun. Şahit. Meksik'in çıkından bahsediyoruz. Evet. Yani acılı bir tavuk gelecek önümüze. Daha önce yedim. Sosu önemli. İçinde kullandığı malzemeler önemli. Etin pişmesi önemli ama zaten tavuk en kolay pişecek et. Sorun yaşamaz diye tahmin ediyorum. Hülya sen ne diyeceksin ona? Evet ben de yedim daha önce. Bekliyorum yemeği yedikten sonra yorum yapacağım. Peki gastronomi mezunu olarak Sebahat Hanım nasıl buldun ana yemek seçimi yarışmayı? Hiç şey bende tavuk da var alt üst işte. Bildiğim mreş karnavar. Ne yapsaydı peki? Tavuk yani bakacağız sunumuna bakacağız tadına bakacağız. Peki ne yapabilirdi? Ne beklerdiniz ana yemek halbuki? Hani dediniz vallahi ya masanın başında imza bir yemek. Vallahi ben şöyle diyorum rosto yapabilirdi. Taz kebabı yapabilirdi, Sebahat köfte abla, yapabilirdi. Sebahat abla bak sen bunu ye, parmaklarını yiyeceksin. İnşallah, teşekkür ederim. Parmağımı yemeyeyim de lazım mı? Sen yapıyor musun Sebahat Hanım hala aşçılık? Ben 7 yıldır evdeyim. Sağlık sorunlarından dolayı çalışamıyorum. Peki, geçmiş olsun. Bence Şahin Bey ile Hülya Hanım bugün bir olmuşlar. Bana yükleniyorlar. Sebahat Hanım aralarında... sizin olduğunuz gibi. Arkanızda, öyle bir şey arkanızda Sebahat Hanım var, korkmayın. Hayır öyle bir şey. Biz, ben sizin kızı doğrunuz ismini tanımıyorum. Siz birbirinizi eleştiriyorsunuz. Biz de birbirimizi tanımıyoruz. Ama olur mu birbirinize bayağı... Beni neye şey yaptın? Biz birlik falan olmadık yani. Benim hiçbir yarışmacıyla birlik olmak gibi bir durumum yok ki. Şahin Bey'le aramda bir ittifak oluşturma durumu olsun. Aybüke Hanım'ın tamamen kendi ithamları. Yani böyle bir işbirliğinin olması mümkün değil. Ne Hülya Hanım'la ne başka biriyle benim aramda oturduğumuz masa dışında herhangi bir diyalog geçmiyor zaten. Geçemez de. Tamamen ortalığı bulandırmak için söylenmiş cümleler. Onlar bir fotofilm çevirmeye çalıştılar ama patladı orada zaten. Hiç kusura bakmasınlar yani. Sebahat abla ben bugün ayran aldım. Tamam canım. Süt yerine ayran içer misiniz? Kola. Bir Orta ayran kalsın. Alayım canım. Ben de ayran rica edeyim. Bir de çatar rica etsem. Tabii kızım. Getiriyorum. Ben su rica edeceğim. Hülya Hanım siz? Asitli bir içecek varsa rica edeceğim. Bunun tabii jalapeno var içinde. Biber, acı. Yok ben Papya yemem. Nasıl yiyemem? Tadına bakarım da yemem. Yiyeceksin. Yiyeceğim de yani. Meksika fasulye. Bana dokunuyor Meksika. Meksika fasulye. Ama şimdi o dokunuyor mideme. Nasıl olacak? Dur, yiyeceğim tadacağım. Şahin Bey, bugün ayran aldım. Süt değil, ayran. Teşekkür ediyorum. Ben su bekliyorum sizden. Tamam, geçeceğim hemen. Aybüke Hanım, pilavda ne kullandınız? Bulyon mu kullandınız? Evet, kullandım. Pilavın içinde hazır bulyon mu kullandınız? Evet, çok lezzetli oluyor. Günlük hayatımda da kullanıyorum. Siz hazır ürün kullanmaya çok aşinasınız galiba. Yani tavuk haşlayıp tavuğun suyuyla yapmak zorunluluğun var mı? Siz istediğinize göre yapıyorsunuz. Öyle bir zorunluluğunuz yok ama yapsanız yani her şeyiniz hazır çünkü en azından onu bir kaynatıp gayet türlerim hazır mı? Bari bulyonu kullanmasaydınız. Meksika'ya gidip bulyon alamadım, bulamadım sizin için. Bulyon kullanmış evet. Bulyon mu kullandınız? Evet. Niye? Pilav soğuk bu arada. Aybüke Hanım en çok övündüğünüz konu aşçılığınız. Önümüze gelen bütün ürünler hazır. Bir tavuk suyu kaynatamamışsınız. Bunun içerisine tavuk suyu koyamamışsınız, bulyon koymuşsunuz ve hala savunmaya devam ediyorsunuz. En azından ortada yenilebilir yemeklerim var yani. Yani ortada yenilebilir hazır yemekleriniz var. Hazır. Bunları hazır her yerde temin ederiz diye düşünüyorum. Size hazır ve soğuk bu arada. Ayran verdim yanlışlıkla. İsterseniz onu alayım. Ben evet. Tamam alayım onu. Şimdi tavuk biraz daha pişebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü tavuk olmasına rağmen biraz sert kalmış. Sert. Ben katılmıyorum. Evet, lokum geliyor. Gibi pişmiş tavuk. Acısı güzel.
sosu güzel. Hadi, bir saniye şunu koydum. Bir konuşalım. Hülya katılmıyorum diyor. Tavuğu az mı pişmiş? Bence bana göre tavuğu az pişmiş. Aa. Ben daha çok pişkin seviyorum. Emin miyim? Sosu güzel, evet. Muşacık tavuk ya. Pilavda blok koymamış olsaydı daha çok yiyebilirdim ama maalesef soğuk ve pilavı yiyemedim. Şükrü amca ama yani Şahin genel Bey... Olarak, genel olarak tavuğunuz yani güzel. Şahin yani kötü bir tavuk değil, yiyemeyecek bir tavuk değil. Pişme derecesi ama acısı aynı. Çok hoşuma gitti, acısı güzel. Acısı güzel. Evet. Benim pilavımla pişme derecesi aynı mı? Yok, sizin pilavınızın pişme derecesiyle benim pilavımın pişme derecesi aynı. Sıcaklığı yorumumun peki? Devamı var. Isıttım. Ve burada tavuğu ben herkes pişmiş diyor. Sizin damak tadınıza göre burada ben not alıp o şekilde pişiremiyorum ben maalesef. Ben yediğimi söyledim. Yediğim yemeğin de yorumunu yapıyorum zaten. Bence bir tık daha pişebilirdi o. Tavuk. Ve bu pilavı da tavuk suyuyla yapabilirdiniz. Tabii lezzet katardı. Yani daha lezzet katardı. Ama zaten bulyon koymuş. O pilava mı yapacak tavuk suyu? Yani Aybüke Hanım bugün çok zahmete girmek istememiş. Kendiniz galiba cheesecake'e sakladınız sadece. Onu da göreceğiz zaten yok, birazdan. Yok, bütün ürünlerimi yediniz. Bütün ürünleriniz hazır. Yani milföyü 40 kat açıp hani milföyü ya da Meksika'ya gidip seçiyorsanız eleştirilmeye zaten açık olmanız gidip lazım. Meksika fasulyesi bulmadım falan ya da tamam, taş fırına girip siz, ekşi mayalı ekmek yapamadım. Siz ilk günden beri bu masada ben gastronomi okudum, ben gastronomi okudum deyip bizim önümüze bu kadar vizyonu dar bir menü getiremezsiniz. Vizyonu dar. Üstüne üstlük çok kolay. Yani hazır garnitürler alınmış ve şununla övünüyorsunuz. Ben aldım ama bunu haşladım. Kusura bakmayın, zahmet oldu. Siz de kuş yani konmadı blenderdan geçirdiniz, önümüzde oldu. Su koydunuz. Bakın orada kıvamla İçemedik. İlgili bir hata olduğunu ben kabul ettim zaten. Ama ben zahmetli bir şeyler yapmaya çalıştım, bir şeyler sunmaya çalıştım. Ya kuş konmadı blenderdan geçirip tavada yani kremayla çevirip su ekleyince zahmete giriyorsunuz. Ya yapmayın, bir aşçı olarak pilavın içine bulyon koyup şu an beni bastırmaya çalışmanız zaten çok komik. Ya bunun içine neden bulyon var? Siz bize bunu açıklayın. Bulyon koymasaydım da bu şekilde ben olacaktı. Ben tavuk suyu hazırlamak zorunda mıyım? Değil. Bunu söyleyip kurtulamazsınız buradan. Yani düz direkt tavuk suyuyla yapsaydım bu sizin için okey miydi? Onun dışında hiç pişme derecesine vesaire bakmıyor musunuz? Lapa mı değil mi? Nasıl olmuş? Lapa değil, soğuk ve içerisinde bulyon var. Bulyon zaten beni direkt itti bu arada. Yani sizin, özellikle sizin bulyon kullanmanız. Yani ben bulyon kullanmış olsaydım bana muhtemelen şey derdiniz, 20 ülke gezdim, bulyonun ne olduğunu öğrenemedim mi derdiniz ama ben bulyon kullansaydım derdim ya ben aşçılığımda övünmüyorum ki. Ben evimden çıktım, tek başıma yaşayan bir adamım, bunu yapabildim. Peki bulyon var diye bunun bu kıvamının tane tane olmasının siz komple o zaman beğenmiyorsunuz. Allah aşkına zaten basmati seçmenizin sebebi tane tane olabilecek pirinç olması. Yok ben evde... Zaten basmatiyi tane tane yapmazsanız imkansız zaten. Yapmama ihtimaliniz yok. Basmati ya zaten tane tane olacak yani. Yok bunu bile yapamayan arkadaşlarımız var. Ama siz açmışsınız ya. Yani, siz yapmışsınızdır. Bulyon kullanmamış olsun. Kesinlikle kullanılmaması gerekiyor yemekte. Bir de aşçılık okuyorsunuz sözde siz yani. Bu işin uzmanısınız. Yani ya neden bulyon kullandınız? Şeflerimiz de ama bulyon kullanıyorlar yani. Hayır, bulyon görmedim ama. Hayır, şefler bulyon kullanmıyorlar. Hayır, kazanda kemik suyu kaynar. Hep onunla yaparlar. Hiçbir şey tavuk stok yapsaydın ya, tavuk yemeği de yapmışsın hazır. Ya yani tavuğun fazlaca da vardı evet ama bulyon kullanmadım. Ben sana bulyonu hiç yakıştıramadım. Ben zaten bulyon konulması taraftarı değilim. Hele yemek karışmasına, hele gastronomi mezunu bir... Sen de hiç beklemezdin bulyon, şaşırttın bizi. Siz gerçek siz özel okuyordunuz. Aylanakları bilmiyorum. Ama parayla sınıf atlanmıyor, şunu bir netleştirelim mi? Eğer ki parayla olmasa size bulyonu öğretirlerdi zaten. Yani biz okulda pirinç yani pilavı dışında bulyon, her şeyi yapıyoruz. Bir yemeğe bulyon kullanan bir usta, bir şef... Ayıp olmasın da. Yani yazık yani, verdiğiniz paralar yazık. Keşke siz de verseniz, siz de önümüze ben, böyle pişmiş künefe falan getirebilirsiniz. Ben bir pilav yapmıştım, hepiniz benim pilavıma bayıldınız biliyorsunuz. Pilavınız? Evet, bu meyhane pilav yapmıştım. Soğuk bir sadece. Şahin Bey'in pilavını daha çok beğendim. Yok, benim pilavımı da beğenmiştiniz, yemiştiniz. Hayır, beğenmediğimi söyledim. Gerçi puanlama yapmadınız ama. Aybüke Hanım, siz emin olmak için soruyorum. Ne mezunusunuz? Yani gastronomi mi, aşçılık mı? Aşçılık olduğunu söyledim. DGS'ye girip gastronomiye yükselteceğimi de söyledim. Hayır, çünkü sabahtan beri hepimiz gastronomi mezunusunuz diyoruz. Yok, aşçılık diyor onu, evet zaten. O yüzden. %100 diyor, ne? %100 burslu. Aa, niye söylemiyorsun? Paralı paralı, %100 burslu okumuş. Yok, ilk günden beri bunu söylüyorum. Hani paralı diyor ama dedim ki zaten ben %100 burslu okumuş. Bravo. Ve bu şekilde girebiliyorsunuz. Bu şekilde atlayabiliyorsunuz.
anlayabiliyorum. Para ya. Vermedi mi? Yani yemeklere bulyon kullanır mısın? Atlatacaklar size. Onu anlamadım işte. Dedim yemeklere bulyon kullanır mısın? Atlatacaklar. Vallahi bize okulda pirinç pilavı değil de daha böyle güzel yemekler öğretiyorlar ya. Daha keşke yapsaydın bize de. Tatlı yani. Burada yapmayacağım da nerede yapacaksın tatlım? Yani yarışmaya katılmışsın. Bir avantaj senin için bu eğitimli olman. Senin daha çok yemek bilmen, tekniklere hakim olman, ben birazcık daha işçilik, birazcık bir teknik, bir zahmet, bir şey. Hadi başlangıç olabilir, burşette olabilir, hadi arayayım ama yani şimdi takdir edersin ki hepimiz, ben de dahil, senden özellikle daha farklı bir yemek tabii ki beklerdik yani. Ama kötü mü olmuş, iyi mi olmuş onu konuşuruz, o ayrı ama şimdi sen kendin dedin diye bize daha farklı, daha güzel yemekler ötüyor. O zaman neden basmati? Peki, risotto yapsaydım mesela da görseydik değil mi? Ben şu şekilde yeseydik. Kendi sevdiğim lezzeti koydum. Risotto hiç sevmiyorum. Hiç beğenmiyorum. Tamam o zaman pardon. Sen sevmiyorsan doğru. Biz de sevmeyeceğiz anlamına mı geliyor? Kendi sevdiğimiz lezzetlerden eklediğimiz için. Ben evde yaptığım yemeği geleyim burada yaptım. İçli şey mi yapsam acaba? Yuvarlak köfte mi yapsam? İzmir köfte mi yapsam? Ben onları çok seviyorum. Yok zorundasınız yani, değil tabii. Ya tabii senin seçimin. Evet. Saygı duyuyoruz ama bir tık işte, daha bir şeyler farklı. Peki acılığı bir hakkında? De acı, bana acı geldi. Acı? Acı geldi. Yani şey olarak şöyle pirinci beğendiler de. Şimdi pilav yiyorsun ya, pilav güzel pişmiş diyorsunuz ya. Pilav çok pişmiş. O yüzden ağızda eriyor. Evet ben onun farkındayım. Dişe vurmuyor. Hani vurur ya böyle pilav dişe biraz. O da pirincin tipinden olsa gerekiyor. Bir de bulyonu koyduğun için orada ben geri durdum zaten. Buradan yani söylüyorum da aşçılarımıza falan ayıp olur. Onlar bulyon kullanmıyorlar. Biz kazanı koyduğumuz zaman ocağa tavuklar ocağın üstüne kaynar. Oradan suyunu alır verirsin. Öyle bulyon yok. Öyle bir şey yok. O ev hanımlar, o pratiğe kaçanlar, o tembeller bulyonları kullanıyorlar. Tavuğu beğendin mi? Tavuğu yok dedim ya. Azıcık aldım. Çok acı geldi bana. Biraz da jalapeno biraz acı tabii. Evet yani. Dişime vurdu biraz da o yüzden. Ama şey salatayı beğendim. Evet, salatayı beğendim canım. Şahin. Ya Zuhal Hanım, pilavla ilgili yorum yaptım aslında. Hem soğuk, hem bulyon olması zaten bambaşka tartışılacak bir konu. Ana yemekte de yine en kolay pişebilecek, en risksiz et seçilmiş maalesef. Bunu özellikle siz olduğunuz için söylüyorum zaten. Yani burada sizin pişmesi, beklemesi, soslanması, daha iyi etler sunmanız gerekirdi bize. Yani daha iyi bir ürün çıkarmanız gerekirdi. Kuzu şu zaten olabilir. Ortalama bir gün içinde gidip herhangi bir yerde yiyebileceğimiz görüntüde bir ürün. Tantuni. Tantuni mi? Tantuni. Hayır tantuni. Tantuni mi? Gün içinde yapsalar keşke. Keşke. Anladın mı? Şimdi evet. Yani bildiğimiz tavuk. Beğenmedin mi? Pilavı beğenmedim, hayır. Eti de beğenmedin yani tavuğu. Yani etin pişme derecesi bence biraz daha pişebilirdi. Şükrü Bey de öyle. Peki içindeki ürünler hakkında hiç yorum yapmadın mı? Bak şimdi. Tadına baktın mı? Evet, acısı mı acısı nasıl sebzeleri? Zaten sizin şu ana kadar... Bu Julien doğranan tavuk mu? Ben kendim evet doğradım. Julien mi doğradın? Ama tavuk kalçası olduğu için bir tarafı ile bir tarafı orantılı. But mu doğradın? Butla mı yaptın? Evet, çünkü tavuk göğsü çok kuru olduğu için lezzetsiz. Evet, bak onu doğru yapmış. Bak but güzel. But nerede butu? Tavuk göğsünden yapıyorlar. Çok fazla Julien'e doğru hani doğramaya çalıştım ama. Tavuk seçimi doğru. Julien biraz biri büyük biri küçük olmuş da Julien değil. Normal o kadar gibi olmuş. Yani Mexican chicken olarak Mexican chicken, evet. Evet. Malzemeleriyle acısı. Evet. Bu biraz acı olur, acısını hissedersiniz. Hissettim. Yani sen tabii hassasiyetim var, ona bir şey diyemem. Acısı olması gerektiği gibi Zuhal Hanım. Ona ben ama de katılıyorum. Bence pişmesi de iyi ya Şahin. Yani bence biraz... Daha ne kadar pişecekti Hülya? Biraz daha pişebilir. Ben lokum gibi pişmiş dedim. Bence de çok gerçekten yumuşak. Gerçekten tavuk çok güzel pişmiş. Tabağın evet. Birkaç yerinden parça aldım evet. Ve her yerinden aldığım parça aynı derecede pişmişti. Evet bence de. Sosunun acılığı gayet güzel. Acıyı hissediyorum ve aşırı derecede ağzım yanmıyor. Gayet yerinde ve güzel bir acı. Meksika fasulyelerini tek tek yine tabağın farklı yerlerinden kestim. Baktım. Pişme dereceleri gayet iyi. Fasulyeler de mısırlar da gayet güzel pişmişler. Pilava gelirsem bulyon konusuna katılıyorum. Zaten şarküteri ürünlerini kullanmadığımı söylemiştim. Bulyon da benim için aynı kategoride. İçerisinde bulyon olmasını istemezdim. Ama pirinçler tane tane görünüyor. Ben bundan rahatsız olmadım. Garnitürleri kendiniz aldınız, haşladınız ve yaptınız. Evet çok zor bir şey değil. Havuç, bezelye gayet rahat pişebilecek ürünler. Ama yine de bu konuda teşekkür ve tebrik ederim sizi. Hazır almak yerine
kendiniz yapmayı tercih ettiğiniz için keşke bu ürünü de böyle kullanmasaydınız. Sen niye tek tek söylüyorsun? Hepsini birden söylesene. Bana diyor, nereden buluyorsun ya bunları? Diyorsun ki mısır çok güzel. Ay kendine gelince ben böyleyim diyorsun. Bana gelince nereden buldunuz bunu mu buluyor? Böyle diyoruz. Mısır güzel şişmiş. Tavuk güzel şişmiş. Şurada pembiş pembiş duruyorum. Kızarmaya başlıyorum. Ya sen 40 yaşındasın. Ne pembişinden bahsediyorsun? Niye 40 yaşındasın? Ya pembe giymiyorum. Anlamadım. Ya bir saniye ya. Çünkü mü nedir ya? Ben böyle yorum yapıyorum. Öyle şeyler söylemiyorum. Ya şimdi 40 yaşında diye bir saniye. Pembe giy, 30 değil, 39. Özür dilediğiniz için öyle, teşekkür ederim ama yani, biraz duymak istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben de senden duymak istemiyorum. Gözünü belertme. Belertmiyor, gözleri büyük. Hayır, sen kaçırıyorsun. Dönüyor. Ne kaçırdım? Böyle bir daha duymak istemiyorum. Ne var ki belertebilirim? Sinirlendiriyorsunuz beni. Gözümü belertiyorum, sonra senin gözün belertmiş. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Bizi tevekkeli mi karşınızda oturttu? Ben size Sebat Hanım. Ne yapabilirim? Ben yapmadım. Bir şey diyeceğim. Ne? İnsan 40 yaşında pembe giyemez mi 39 yaşında? Yarın da pembe giyip geliyorum. Finalde pembe giyip geleceğim. Sen ne giyersen giy ya. Ben kıyafete bakmam. Saçıma uygun mudur? Peki şurada birazcık sarılar var mesela. Kıyafet taşınır. Ben sen diyorum ki hani tek tek diyorsun ya mısır nasıl pişmiş diyorum acaba onu düşünüyor. Önemli değil mi beğendi, sizce? Evet. Salatayı beğendim, da beğendin bir 10 verirsin canım. Onu ben karar veririm. Ama salata hepiniz beğendiniz. Salata tamam güzeldi. Ben tek salata beğenmişim. O hepsini beğendim. Bu arada ben yorumumu bitiremedim. Sabah arada bölüyorum onu Zuhal Hanım. Porsiyonluk yapmadım. Kelepçeli kalıpta yaptım. Bilginiz olsun. Evet. Kabaklı, bal kabaklı cheesecake eline sağlık. Ha mısır konserve yani mi? Yani hepsi konserve. İşte daha sonra yiyeceğim diye Sabah Hanım ben o konserve yaradan. Ama şimdi tavsiye sizi nereden bulacağım? Mısırın koçanıyla nasıl bulabilirdim ki? Şimdi mevsimi değil. Mısır konserve. Aybüke Hanım tekrar rica edebilir miyiz? Hangilerini hazır kullandınız, hangilerini haşladınız? Meksika fasulyesiyle mısır hazır. Sebebi de tane koçan mısırımız bulamazsın. Yok. Meksika'ya da gidip fasulye alamadım. Evet, bu konuda haklısınız ama tercih de etmeyebilirdiniz. Ama mısır var canım. Sen bir değiştin. Mısır var. Benim tanıdığım Sebahat Hanım. Beni gören ne yapayım şey canım o boğaz? Sana demiyorum ya. Kız bak zehirli mantar. Ben de öyle şey. Zehirli mantar deme. Hayır mısır var. Şitake mantarı. Düdüklüyat 10 dakikada haşlanıyor. Ama şimdi var mı taze mısır kalmadı benim bildiğim. Ya dalından koparmıyoruz. Peki donmuş mısır mı kullandı, konserve mi? Yok konserve. Evet, konserve. Bezelyeleri donmuş aldım. Çünkü taneli o da bir tek onu bulabildim haşlayabilecek. Pardon kabuğundan çıkarmamış onu da hazır almış. Neyi? Bezelyeyi pazardan mı böyle kabuğundan mı çıkardın? Keşke alsaydım taze bezelye kalmadı. Nereden sen de çıkardın? O da bezelye hazır gelmiş kaldı. O zaman. Ben niye kızıyorsunuz ki? Ne? O da hazır gelmiş. Garnitür gelmiş. Ne yapalım? Baba yani o da garnitür. Baba havuç mı? Garnitür. O garnitür. Konserve Gürgün, garnitür. Sana bakın baba dedi. Yedi bitirdi o beni zaten. Dur daha başlamadınız siz. Siz daha başlamadınız. Menüde çok fazla hazır ürün kullanılmıştı. Yani başlangıcından tatlısına kadar çok fazla hazır ürüne yer vermiş Aybüke Hanım. Puanlama yaparken bunu dikkate alacağım tabii ki. Bal kabağını kendin mi soydun? Şöyle bal kabağını marketimizde olmadığı için kendim getirdim. Bravo. Streçli olarak soyulmuş satılıyordu. Evet. Yoksa evde kendim soyarım. Ben de her şeyimi getiriyorum valla ne. Yani Aybüke Hanım'ın bugün zahmet ettiği tek şey yemeklerini korumak. Ya soymak 2 dakika soyacaklığı üstüne vuruyorsunuz. Sen soysaydınız keşke. Sabunları doğradım onu soyarken. Keşke soysaydınız. Doğranmaz soyulmaz yahu. Keşke soysaydınız yani. Ya onu şeyle doğrusun testereyle. Kabuğu çok kalın. O yapacak bir şey yok bileğine koyulan piste çıksın. Bu iş böyle. Niye bugün bir kadın tır kullanıyorsa, bugün bir kadın çıkıp da kasaplık yapıp et soyuyorsa, et dövüyorsa kadın her şeyi o yapar. Kadın her şeyi yapar. Özgüven yapar. İstiyor bu işlere. Pısır pısır ben böyle şeyi sevmiyorum. Abi olmuş olmuş, olmamış olmamış. Bitti. Allah Allah salla başını al maaşını öyle bir baba mı var? Oo baba her mı? Şey devlette. Sen çok baba diyorsun. Hayır öyle bir yer mi var? Yok öyle bir dünya 75 yok. 75 yaşı duyan kaçmış. 75 abi gelin de salın bana diyeyim bu tokat göresi. Bu Giresun. Bu ordu. Ya yarın göktürün. Olsun ya yarın olsun. Olacak inşallah. Yarın olsun. O kadar iddiada bulundunuz ki gerçekten ben bulunmadım. Sen o iddiada bulundun. Görürsünüz gözünüzü doyuracağım dedi. Ben istedim mi? Görürsünüz. Siz yarattınız ama. Söylememiş olabilirsiniz. Canım ama ben bitireyim sen konuşma. Tabii ki ben buyurun. Ben demiyorum ki. Diyorum ki ben hiç demedim.
Ben şunu yap, sen dedin ki ben sizin gözünüzü doyuracağım. Ben hiç duydunuz mu dedim mi? Ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım. Ben sadece bildiğimi yapacağım. Tamam, tamam. Sizin bizden ama beklentiniz çok yüksekti ya. Aynı beklenti size doğuruyorsunuz tamam, şu anda. Tamam yapın. Yarın ya, bana ben şu yöreğimi getirdiniz, bu yöreği getirdiniz. Kazı getirdiniz mi? Efendim? Kazı getirdiniz mi? Geldi. Yoldunuz mu? Burada mı yolacaksınız? Kazı şeyde tarladan tutacağım. Sen tavuğu yoldun ya, pişirdin ya. Neyi? Tavuğu yoldun ya, kazı burada yolacağım ben. Bezelyeleri ayıklayamadım ama siz bence bir kazı yolarsınız. O kaz öyle gelmiyor ama. O canım benim, o kaz geldi. Yo, ben taze, Kars'ta yedim. Taze kesilen mi, kaz kara ayağı değdi. Kesildi geldi, biliyorsun kazın derisi kalın olur. Evet evet. O araları delersin ete değmeden pişirmek için. Evet. Onu ben kendim tuzlayıp dolapta bekletiyorum. Evet. Çünkü ya boş ver, püf noktasını güzel demiyorum. Güzel şehirdir, Kars'a gidin. Aynen. Hani harabelerini görün. Bir inceleyin. Çok güzel şehir. B12, C, B, E hepsi içinde. Yumuşak ye, he. Evet. Şimdi onun suyunu var. Dökmeyeceğim. Onun suyunu dolduracağım kavanoza, gidiyorum çocuklara çorba yapayım. Sebastian 2,5 saatte yetişecek mi? Pardon? 2,5 saatte pişecek mi? Onu ben bilirim. İnşallah pişer. İnşallah şimdi normalde yarışmayacağım, eminim söyleyeyim ama ilk gün patlattı bombayı. Allah, yok inşallah Allah, pişer dedi. Allah'ım yaratmıştı, ben Allah hakim Allah et ya. Vallahi billahi. Niye Allah yapsın mı kızım? Pişer tabii ya. Bizim annemiz öyle mi? Sabah pişiriyordu, akşama pişiriyordu, kesiyordu ya. Peki. Siz ne dediniz? Dediniz benim Allah'ım meleme... yaratıyorsun, takip et dedi. Allah'ım yaratıyorsun, takip et dedim ya. Kaç da kaçırıyorum ya. Hindi deser. Hindi ben deser. Ben kartı yedim daha önce. Pardon. Kaz yedi kart. Pardon. Nasıl ya. Yedin kart? Kazı da kart diyemiyor. Kart eti yedim ben daha önce. Ne? Ya, tamam da pişiyor yedim. Ama. Bakın bakın cheesecake'e bakın. Ya yine bıçağımı götürdü. Hasbinallah ve elimden bekliyorum. Tatlı bıçağın da mı gitti? Orada çift çift bıçaklar. Bir tane de bana verin. Al verdim ben sana. Çatalı nerede? Tatlı çatalı. Orada gitmiş, orada var. Kızım. Tatlı çatalları orada vardı ama. Sen kendine getir, yarışmacıya ben verdim. Tamam. Cheesecake. Tabii cheesecake'in tabanı, pişmesi, arasındaki labnesi. Gürbüz sana da cheesecake getirdim sabahtan beri. Hayatını gözünü bizim. Dikmişti. Söyledi değil mi? Afiyet'e söyledi. İyi başım da durdu. Mamasını ver yoksa susmaz. Hatta arkada bir baktım çatallayacak gibi oldu, dedim dur daha. Aman aman. Olmadı. Gürbüz'ü susturmak istiyorsanız yemeğini verin. Gürbüz'e yarın kete getireceğim. Kese mi? Kete. Kete. Oo kete geliyormuş. Kese de lazım ona. Bir kese köpük yaptır sen. Ben mi yapayım? Yok yok sen ya. Ya bir de varsa konu komşu, akraba birileri, bak maaşı ya iyi, ondan evi var, evlenmez ya, evlenmez, o Allah onu düşman başına versin. Al buyur, oh çok sevdim seni o Sebahat abla. O iki tane köyü birbirine düşürür, çekil kenardan bakar, öyle bakar. Birisi. Eğlenemedi, kaldı başıma. Merak etme, sen evlendireceğim Gürbüz. Hadi inşallah, hadi sen Gürbüz. Sen çok iştahlı yiyorsunuz, beni çok şaşırttınız. Valla detaylı yemeye çalışıyorum, çünkü sonra yemediğimi iddia ediyorsunuz. İki günün sonunda bir tam tatlı bir tatlı inşallah. Çıkarabildim. Evet. Allah ben yorum yapabilirim bu arada. Öyle mi? Tabii ki. Yorum yapabilirim. Tadına tabii. Baktım. Yani alt zemini bence olması gerektiğinden çok daha sert. Bunun için labne mi, krem peynir mi var? Galiba labne. Labne var, krema da var. Labne ya krem peynir var. Veya labne biri kullanılıyor. Yani cheesecake siz benden daha iyi bilirsiniz tabii dördünüzde. Beklemesi gereken, bekleme süresi evet. Olan bir tatlı. O süreyi yakalayamadığınız için bence biraz daha beklemesi gerekiyordu bunun. Zemini sert, üzerindeki bal kabağı tadını... Tabanı çok mu sert diyorsun? Tabanı bana çok sert geldi. Ama tabanının dağılmaması kesmekte... için fırınlanması gerekiyor, sert sertleşmesi gerekiyor ama. Ya. Tamam, kestim de onu hatta kesmekte zorlandığım için zaten kesmekte sert zorlan. Bastırdım. Ben çatalla aldım dağılı ya. Direkt üzerime geldi kestiğim zaman. Aa. Güzel. Tadı nasıl tatlının? Şeker oranı. Yani üzerindeki şeker oranı, bal kabağı ve altındaki labneyi beğendim ben. Sadece beğendim. Zeminiyle ilgili bence sert. Tamam. Ama şu üst tarafını beğendim söyleyebilirim. Peki Hülya? Şimdi iki günün üzerine bu üçüncü günde en azından yenilebilir kıvamda bir tatlı getirdiğiniz için ben memnunum. Aferin. Bal güzel. Kabağını çok severim. Cheesecake'i çok severim. Bal kabaklı her şeyi ve tatlıyı da çok severim. Fakat tabanının dağılması konusunda kesinlikle zorlanıma katılıyorum. Bu çok çabuk dağılıyor. Yani yemekte zorlandım. Bunun biraz daha toparlanmış olmasını isterdim.
Balkabağını biraz şöyle çatarımda üzerine dürtmek durumunda kaldım. Ya. Çünkü her tarafına bakmak istedim. Üzeri nasıl yaptınız? Çünkü şurada tamam, kocaman bir kabak parçası var. Allah Allah. Ama Sabahat Hanım tamam, benim durumumu lütfen böyle değil. Şu an ben konuşuyorum. Şu an ben siz yarın masanızda beni döversiniz o zaman. Ben yorum yapacağım diye. Bıdı 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 ben dedim. Yapamıyorsunuz her tarafına bakmak. Ben bilirim bundan yedirim. Ve siz beni bölüyorsunuz. Yorumun bitmesini bekleyin lütfen. Bitmeyecek senin yorumun. Dakika bitti. Uzatma saatinde şimdi bitmişti. Şükrü Bey'e de siz konuşuyordunuz. Evet biz de bekliyoruz. Araya girdik. Biz de seni bekliyoruz ya. Arası aynen iki saniye öyle. Yok çabuk o. Peki. Eline sağlık güzel olmuştu. Bunu en başta söyledim. Yenilebilir bir tamam daha ay, niye devam ediyorsun? Abiki beğendin daha ay, niye devam ediyorsun? Hülya beğendin ki niye devam ediyorsun? Bunu beğendin. Tavuğu beğendin. Salatayı beğendin. Bir daha hale etmeyin. Süre daha çok uzuyor. Kız tamam bitir. Tamam bitiyorum. Bitir. Tamam bak güzel konuşacağım. Lastik uzuyor. Ay baştan havasım geldi şimdi. Programı biz sunmuyoruz ha. Evet. Yok evet. Sabahat'la yemekteyiz gibi bir şey oldu zaten Sabahat Hanım yani. Ben de yemekte olsam ben seni ilk de elerdim. Hemen elerdim. Evet beğendim yani Hülya. Şöyle beğendiğim noktaları söyledim. Eleştireceğim noktaları da söyledim. Ama herkesin çok fazla cevizi varken bana şu kadarcık ceviz gelmesinden de çok hoşlandım. Neden? Çok cevizi ceviz üzerinde vardı. Çok severim. Yeter kızım bu. Bol bol serptiniz bana bu kadar kaldı yok, gibi size mi? Yok size o çekilmedi. Bir sürü ceviz vardı hem herkese bol bol serptim. Peki. Şükrü tamam. Bey. Elinize sağlık. Ben, onu da yememişsin. Genel olarak, dur Sebahat Hanım. Genel olarak benim de beğendim. Diyabetim var. Yani çok fazla boğmadı. Evet çok fazla boğmadı beni. Güzel de gayet olmuş. Alttaki bu bisküvit miydi? Neydi bu? Bisküvi yapıyor. Bisküvi de güzel yani hoşuma gitti. Tamam. Güzel, şimdi rondodan çektim. Kıtırı da güzel olmuş. Güzel. Elinize emeğinize sağlık. Aferin. Teşekkür ederim. Sebahat Hanım. Cheesecake de rondodan çektim. Bisküvi de tabanı gerçekten sert olmuş. Ondan sonra şey konusunda biraz çok tatlı olmuş. Çok tatlı. He ben yedim ya. Burada sadece bal kabağının kendi tadı ve pişirirken şimdi, kullanılan şeker. Şu var bende. Ben şeker kullanmadığım için belki bana öyle gelmiştir. Evet, çünkü kimseden öyle bir yorum gelmiş. Bana çok tatlı geldi. Ben şeker asla kullanmıyorum. Ben çok tatlı yediğim için mesela bu bana daha biraz az tatlı geldi. O yüzden daha tatlı yedim. Hani baktım alt zemini biraz dağılıyor. Doğrudur. Ama yani bilmiyorum ama beğenmedim. Beğenmedi. Peki. Bakalım açık oylamada durumlar nasıl olacak buyursunlar. Valla en az 8 vermeleri gerekiyor. Zaten Hülya Hanım hepsini neredeyse 7 beğendi. Bir tek Volovan'ı beğenmedi. Milföy'ü pişmemiş dedi. Şükrü amca zaten hepsini beğendi. Sebahat salataya bayıldı hepsini yemiş. Şahin Bey de sadece pilava soğuk dedi. Onun dışında cheesecake'i bitirmiş zaten. 2 günün sonunda tatlı yiyebildik yani. Hepsine tatlı yedirdim. Salatayı da yediler. 8'den aşağı veren olursa puan gerçekten kavga çıkar. Evet haftayı yarıladık. Bugün Aybüke yarıştı. Yemekleri tamdı. Masası tamdı. Servis sürelerini de aşmadığına göre ne yapıyoruz? Üçler onarısında kendisine bir puan veriyoruz. Tabii ki beğendiğimiz yemeklere göre. Buyursunlar yazmaya başlayın. Düşünmeye başlayın. Ben size menüsünü hatırlatayım. İlk olarak bruschetta ile başladık. Ara yemeğimiz volavan, İtalyan salatalı volavandı. Ana yemeğimiz ise Meksikan chicken'dı. Yanında basmati pirinçten yapılan garnitürlü bir pilav vardı. Salatası bir şefinin tarifiydi. Yayla salatası Nova. Son olarak da bal kabaklı cevizli cheesecake'le bugünü kapadık. Siz de görüyorum ki tahtalarınızı kapattınız ama bu bir daha açmayacağınız anlamına gelmiyor. Eğer ki tereddütünüz, kafanızda bir soru işareti varsa, emin değilseniz tekrar puanınızı yazabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Var mı değiştirmek isteyen? Yok. Herkes emin mi? Evet. Ne güzel, ne güzel. Peki, sana döneyim Aybüke. Ne bekliyorsun bakalım puan olarak? Ben en az 7 ve 8 üzeri vermelerini istiyorum. 7 ve 8 üzeri. Evet. Yani en az 7-8 bekliyorum ki verilmeyeceğini de biliyorum. 7 ve 7'den yukarısını bekliyormuş sizlerden. İnşallah öyle olur bakalım. İlk olarak da Şükrü Bey'in puanıyla başlıyor efendim. Açık oylama. Evet Şükrü Bey'ciğim aç ve söyle lütfen bize puanını sesli olarak. Benim bugün Aybüke Hanım'a puanım 6. 6. Her ne kadar amcasına o 4 puan verse de kapatalım. Ben bugün tatlısını beğendim. Başka? Salatasını çok beğendim ve salatasını tamamen bitirdim.
tavuk acısı güzeldi. Bir tık daha pişmiş olsaydı puanım da farklı olmuş olacaktı. Evet. Ondan dolayı adaletsizlik yapmak istemedim. 6 puan verdim. Eline emeğine sağlık. Peki. Bakalım Hülya'dan kaç puan geliyor Aybüke'ye? 6 Aybüke'ye verdim puanı görelim, duyalım. Zuhur Hanım, benim Aybüke Hanım'a puanım 6. 6. Evet. Kapatabilirsin. Hülya Hanım, hepsini neredeyse beğendiniz, yediniz, altı. Evet, neye puan verdiğimi de söyleyebilirim. Eleştirilerim hala geçerli. Söylediğim noktalardan puan kırarak 1 puan tatlı için verdim. 1 puan ana yemeğiniz için, 1 puan da salatanız için verdim. Şahin Bunları Bey'le... kesinlikle beğendiğimi söyledim. Şahin Diğerleri Bey... için beğendim gibi bir ifade kullanmadım. Şahin Bey'in menüsünde... Yemedim de. Benim menümde beğenip beğenmediğiniz ürünler arasında çok fark var. Benim tatlım da yenilebilirdi, çok beğendiniz. Aynı puan verdim Şahin Bey'e, hiç puan ama verdim. Şahin Bey'in ne onun çorbası vardı, ne tatlısı vardı, ne... Aynı mıydı Şahin'le Aybüke'nin dedikleri? Yani şöyle, keyif evet, ya olup Şahin olmamalı. Bey'in çorbasındaki bence... eleştirilerimiz aynı şekilde. İçemedik ama ben sizin başlangıç yemeğinizi de yiyemedim. Sadece tadına baktım ve gerisinde yiyecek bir iştah bulamadım. Bence Hülya açıklamalarını Şahin Bey'le yaptım. Yaptığı birliği burada biz birlik yapmadık. Bunu yani neye dayanarak söyleyebilirsiniz? Yani bir koalisyon yok tabii ki Zuhal Hanım. Böyle bir şey olmaz, zaten mümkün değil. Böyle bir ortam doğmasına zaten prodüksiyon izin vermiyor. Evet. O yüzden çok kabul edilebilir. Ama birbirlerine sempati yani. Duydum. Ama Hülya Hanım her şeyi yedinse... Ben yedim, beğendiğim gözümün noktaları da söyledim. Gözümün önünde de hepsini beğendim. Evet, didikleyerek özellikle yedim. 2 puan mı veriyorsun ama yemeği? Evet, 2 puan verdim. Şahin Bey'in ana yemeğine 2 puan verdiniz. Salatayı beğendim, tatlıyı beğendim. Beğendim. Şahin Bey'in salatası bile yoktu. Beğendiğim şeyleri söyledim ve ama bir şey söyleyeceğim. Yoktu. Dün salatayı beğenmedin. Yemeğin kreması. Neden vermediniz dediniz? Tövbe estağfurullah. Geliyor. Ya diyorum. Olur mu? 6 puan ona veriyorsun. Hı-hı. Buna da 6. Dün demiştin ki ben beğenmediklerimden tersten puanlıyorum. Evet. Hayır, o dün içinde. O dün de. Ha bugün değil. Ha senin gün be gün değişiyor puanlama. Bugünden bahsediyorum. Hadi kolay gelsin. Yani her gün artık sağından mı kalkar, eksiden artıya mı geçer, artıdan eksiye mi iner, beğendiklerinden beğenmediklerinden mi, artık o günün gününe bağlı. Hepsini beğendim ama. Hülya Hanım, erkek arkadaşımı mı kıskandı, yoksa gençliğimi mi kıskandı, motosikletimi mi kıskandı, neden? Sen de kıskanmayacak gibi değilsin ki bacım. Neden? Kıskanılıyorsun. Neden? Maşallah subhanallah, çınar gibi kızsın yani. Sen evladımsın, Allah bahtını açık etsin de. Kıskanmış olabilir. Bunu sadece yürüyorum. Onun için cevap. Evet, sevgili diğer ediyoruz. En başta benim sosyal medya hesabımı kurcalayıp da gelip de masaya getiren meraktan baktım. Siz benim bence, kıskançlıktan baktığınız nereden biliyorsunuz? Siz beni çok merak etmişsiniz. Ben baktım. En dibe kadar inmişsiniz. Öne çıkanlarımı bile tek tek izlediğinize eminim. Evet, yorumlarımın altı dolu olmasını istedim çünkü. Ya, lütfen emeğe puan verelim. Yani yediğin yemeklerin hakkını ver. Ben emeğe puan verdim. Yemekleri peki, yedim ama beğendim. Eleştirilerimi yaparak peki. Yedim. Beğendiğim tamam. Şeyleri de söyledim. Yeni puan Şahin'den geliyor Aybüke'ye. Evet Şahin, senin puanını da görelim, duyalım. Aybüke Hanım'a benim puanım 6. 6. Onun bana yaptığı haksızlığı ben kendisine yapmak istemedim. 6 puan verdim. Tatlıya 1 puan verdim. Salataya 1 puan verdim. Ana yemeğin tavuğun pişme derecesine rağmen içindeki sosları vesaire olması gerektiği gibiydi. 1 puan da ona verdim. Siz benim size verdiğim puanı haksızlık olarak mı görüyorsunuz? Evet, haksızlık olarak görüyorum. Salatanız yoktu, bana, tatlınız yoktu, hayır, bana, çorbanız hiç yoktu. Bakın bana Şükrü Bey'le aynı puanı vermeniz haksızlık. Evet bence de. Yani sizin evet, Şükrü Bey'e haksızlık oldu. Sizin yapamamanız Şükrü Bey'in emeğiyle emin olun yani yarışır. Şükrü Bey'in emeği daha fazla sizin tamam, çorba derilen, yok. Tamam, derilen emekle ortaya dökülen, derilen emekle ortaya kendi dökülen şey aynı mı sizce? Sizin tatlınız pişmiş miydi? Tövbeler benim tatlımı olsun. Yediniz. Salatanız var mıydı? Salata yok. Ben verdi ona. Başlangıcım vardı ya. Bakın ben şu anda size hak ettiğiniz puanı verdim. Sizin bana haksızlık yaptığınızı düşündüğüm halde bu puanı verdim. Sadece ana yemeğinize bir puan verdim. Eleştirdiğim halde bu puanı verdim. Peki. Devam ediyoruz. Son puan da Sebahat Hanım'dan geliyor bugün için Aybüke'ye. Evet Sebahat Hanımcığım, senin de puanını öğrenmek istiyorum. Benim puanım da 5.
Aa, vallahi ben. Herhalde şaka. Ben de hiç beklemezdim. Şaka falan. Gidip 5 vermişsiniz. Sen hepsini yedin. Ben bir salatasını beğendim. Ben hepsini yedim. Günaydın. Ben bir salatasını yedim. Gidiyoruz iyi geceler dedim. Tamam, evet. Salatayı beğendim. O kadar şaşırmışsınız. Evet, başka yemedim ki. Başka bir şey. Tavukları da beğendin. Pişmesi. Hayır, güzel ama acılı dedim. Yemedim. Ama acılı olur bu yemek. Ben yemedim ama dedim ki bu yemeği beğenmedim dedim. Tatlıyı da beğenmedin. Tatlıyı da beğenemedim. Bir salatayı yedim ben. Aa! Başlangıcı da yedim. Başlangıcı da yedim. Ekmek güzel dedin, ekmek beğendim. Güzel dedin ya. Falan güzel dedin. Tamam, baktım size bu bildiğin sayı. Herkes sen daha fazla sanki. Evet, Şahin Bey dedi ki. Herkes sen daha fazla demeyeyim de hemen hemen aynı gibiydi. Anneler, modern anneler bebeklerine bunu dedim mama gibi veriyorlar. Siz dediniz ki avokadoyu nerede gördük ki? Kız yapmış avokadoyu getirmiş dediniz, yediniz. Bu dedi ki evlere avokado mu girer dedim ben. Olmadı. Biraz düşük oldu. Yani şu an ben bunu... Ya senin yorumlarına göre düşük evet, oldu. Evet yani mesela Şahin Bey'den beklerdim. Değil mi? Ben de Şahin'den 5 falan bekledim. Buradan 6-7. Ama aynen 7-8 falan. Hani 8 öyle beklemedim ama 7 verir. Ya da 6-7. Ya ben bir tek vibe'ın yemek beğendim. Vibe'ın öyle değildi şekerim. Bir tek yemek sen beğendim. Sen vibe'ının verdiğin vibe'ın farkında mısın? Vibe. Titreşim. Bize verdiğin elektrik, evet, enerji. Hani mesela Şahin ama Bey ben bir yemek beğendim. Ama Sebahattin Bey'e nasıl verdiniz? Bana söyleyin, Aybüke Hanım'a söyleyin. Peki, eline emeğine sağlık Aybüke. Yarın kim yarışıyor? Hülya mı? Hayır, ben son gün yarışmayacağım. Aa, son gün finali sen yapacağız. Yarın evet. Ben yarışacağım, final o yapacak. Hadi bakalım, Bey iyi akşamlar.